Size merhaba. Biliyorsunuz her hafta Cuma akşamları ana haberden hemen sonra iki daimi konuğumuz ve bir değerli konuğumuzla birlikte dünya siyasetini ve ülkemize olan etkilerini birlikte yorumlamaya devam ediyoruz her hafta ana haberden sonra. Ana haberde Caner Karayer var biliyorsunuz. Türkiye'nin en iyi enkırmenlerinden bir tanesi ki benim için en iyisi. Ondan sonra bu programı alıyor olmak da bizim için bir keyif, ayrıca bir keyif oluyor. Ki Akit TV Haber Merkezi de her zaman söylüyorum. Türkiye'nin en özgür, en özgün haber merkezi Caner Karayer de Türkiye'nin bir numarası. Bizim için öyle, ülkemiz için de öyle. Haberler de harikaydı bu arada izliyorsunuz. Ailecek izleyebileceğiniz nadir haber bültenlerinden bir tanesidir. Akit Haber Bültenleri sevgili izleyenler. Programımızda biliyorsunuz daimi konuklarımız var. Gazeteci, yazar Sayın Mustafa Özcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefalar. Nasıl bir haftaydı? Klasik bir açılışımızı yapalım. Vallahi yoğun bir hafta geçirdik. Daha doğrusu işte Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti. Onun dışında İran, Irak'taki olaylar aynen devam ediyor. Libya ile işte varılan bu denizle alakalı ve Akdeniz üzerinden varılan mutabakat önemli. Türkiye açısından yeni fırsatlar doğuruyor. Dolayısıyla bunlarla yaşadık bir haftayı, geçirdik daha doğrusu. Bir diğer daimi konuğumuz Sabah Gazetesi Dış Haberler Sorumlusu Sayın Bercan Tutar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bir haftaydı sizin açınızdan? İyi hafta. Her hafta Türkiye için iyi gelişmelere neden oluyor. İyi düşünmemize neden oluyor. Özellikle Erdoğan'ın bu hafta içerisinde İSADAK'ta olsun, işte dün olsun, bugün yaptığı açıklamalar çok ilginçti. O dünya beşten büyüktür eksenindeki tarihi konuşmaları devam ediyor. Böyle süre giden peş peşe zincirleme konuşmalar. İşte NATO zirvesi var. Türkiye için, bölge için iyi gelişmelere gebe, yani o gebeliği önceleyen gelişmeler oldu bu hafta içerisinde. Ve sevgili izleyenler, biliyorsunuz her hafta daimi konuklarımızın yanı sıra bir değerli konuğumuz oluyor. Konusunda uzman ve fikirlerinden istifade ediyoruz. Bu hafta da benim de çok kıymet verdiğim, sevdiğim, saygı duyduğum bir büyüğümüz, konuk. Çok da mutlu olduk. Vesileyle bir sohbet etme fırsatımız oldu. Bu da çok mutlu etti bizi. Biliyorsunuz Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı aynı zamanda kendisi. Sayın Taha Gergerlioğlu, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Vesileyle bir hatıramız da olmuş oldu aslında. Evet, bu da mutlu etti. Şunu da söylemek isterim. Önce hoş geldiniz diyeyim programa. Sizin için nasıl bir haftaydı bu son geçtiğimiz hafta? Yani yükselen değer Türkiye ve üstüne yüklenilen ülke Türkiye. Demek ki tarihle barışmak zorunluluğumuzun olduğunu hissettiğimiz haftalardan bir hafta. Evet. Bu arada sizin ekibinizle de sohbet etme fırsatım oldu. Ekibiniz de şahane. Evet. Yani ekipte abisi de, yani kardeşi de, genci de, efendim büyüğü de, herkes bilgili. Herkes konusuna hakim. Bir şey söylüyorsun, sonra o konuyla ilgili hemen bir derinlik. Bu çok insana nasip olmaz. Evet. Hem şanslı bir taraftan da demek ki şey geldi aklıma, Mehmet Ali Birant'a soruyorlar. Diyorlar ki aslında siz bir şey yapmıyorsunuz. Yani istihbarat müdürünüz var, editörünüz var, haberciniz var. Siz sadece çıkıp sunuyorsunuz. O da diyor ki cevap olarak, iyi ama onları ben bir araya getirdim. Ya bu aslında bir liderin de aslında yapması gereken önemli şeylerden bir tanesi. Evet. Bu da ayrıca sevindirdi. Bu hafta Mustafa Bey'den başlayalım. Buyurun. Programımız efendim. Aynen. Sizden başlıyorum. Şimdi İran'da, daha doğrusu Uluslararası Af Örgütü, İran'daki olaylarda 161 kişinin öldüğünü bildirdi. Benzin zammına tepki gösterilerinde 161 kişi öldü. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu bir benzin zammına tepki olarak sokağa çıkanların bir provokasyon var mı? Ya da bir ölçüsüz bir şiddet mi uygulanıyor orada? Şöyle, aslında Amerika'nın veya başka ülkelerin temennileri olabilir ama İran'ın iş işlerine karışıyorlar. Halkı fiilen kışkırtıyorlar mı? Yani kışkırtma tabii her türlü yorumlanabilir. Edebi olarak vesaire, sözel olarak kışkırtmanın olduğu varsayılabilir ama Amerika içeriye istihbarat elemanları sokarak halkı kışkırtıyor mu İran rejimine yönelik olarak? Buna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Olduğunu da zannetmiyorum. Şöyle söyleyebiliriz. Amerika'nın bölgeye müdahaleleriyle, tabii burada Lübnan, Suriye, Irak ve İran kastettiğim zaman aslında İran'a müdahaleleri daha fazla. Yani Amerika Birleşik Devletleri müdahalelerinden doğrusu o. Dolayısıyla burada suçlayan taraf kendisi daha fazla suçlu. Suçlayan taraf İran olarak. Bundan dolayı oradaki neden aslında ekonomik faktörlere bağlı. 2000
17 tarihinden itibaren de tekerrür ediyor. Tekerrür etmesinin nedenleri malum. Yani onlardan bir tanesi tabii 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın tek taraflı olarak Amerika tarafından askıya alınması, ardından da ambargo konulması. Ama bu işin bir kısmı. Diğer kısmına baktığım zaman Amerika'nın İran'ın maceraları, özellikle bölgeye çok fazla işte para aktarması, milis aktarması vesaire. İranlılar da şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki öncelik bizim olması lazım. Yani hatta bunu 20-30 yıldan beri söylüyorlar. Ben İran'a gittiğimde 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda halk sürekli Hizbullah'a para aktarılmasından şikayet ediyorlardı. Hizbullah da bunu inkar etmiyor. Elektriğimiz, suyumuz, yiyeceğimiz, içeceğimiz her şey İran'dan geliyor diyorlar. Dolayısıyla İran halkı fakirleştikçe onlar gözünde büyüyor. Irak'a müdahale. Hatta işte Ali Tayyip vesaire birçokları, yani İranlı yetkililer, başkenti Bağdat olan bir İran İmparatorluğundan bahsediyorlardı. Ondan dolayı da sadece bölge halkı değil, burada şunu gördük. Lübnanlılar, ondan sonra Iraklılar İran'a tepkililer. Aynı zamanda İran halkı da tepkili. Yani sadece oradakiler değil, İran halkı da tepkili. İran halkı daha ziyade ekonomik nedenlerden dolayı. Hı hı. Diğerleri ise hem milli nedenlerden dolayı hem de belki ekonomik nedenlerden başka nedenler de olabilir. Dolayısıyla ben öncelikli olarak İran'ın iç meselesi olarak görüyorum. Yani mesela kötü yönetim. Yani halkın paralarının bu şekilde çarçur edilmesi, farklı alanlarda değerlendirilmesi, özellikle dış maceralarda değerlendirilmesi. Ona dair zaten İranlıların birçok ifadeleri var. Yani evet. O ifadeler de bu gerçeği ortaya koyuyor. Ölülerin bu kadar artması belki yani 160 kadar bayağı büyük. Burada başka farklı bir nokta şu. Bir bölgeye münhasır bir ayaklanma falan değil. Biliyorsunuz 2017'de aslında Meşhed merkezi olarak bir olmuştu. Ayaklanma demeyelim de halk hareketleri oldu, gösteriler oldu vesaire. Daha sonra Ahvaz üzerinden, Ahvaz'da biliyorsunuz Araplar var. Milli karakter arz eden bir gösteri diyebiliriz Ahvaz'daki gösterilere. 2018'de Ahvaz merkezli gösteriler olmuştu. Ama genel olarak mahalli de olsa gösteriler daha sonra umumi hale geldi. Yani bütün İran'ı kapsar hale geldi. Bugün de baktığımız zaman aynı şekilde ekonomik nedenlere dayalı olarak İran'da birçok şehirde, evet, Tahran'da olmak üzere zaman zaman pazarın da katılımı oluyor bu gösterilere. Veya en azından ne yapıyor? Dayanışma içine giriyor. İşte pazar esnafı kepenkleri kapatıyorlar. Dükkanların kepenklerini kapatıyorlar. Bundan dolayı yani bu evvel emirde dış faktörler olsa bile dış faktörler tali faktörler. Temel faktör İran'da yönetim biçimi veya yönetim anlayışı ve öncelikleri. Bu öncelikler halkın talepleriyle çatışıyor. Dolayısıyla ekonomik bir fakirlik var. İran için şöyle demek mümkün. İran bir kıta ülkesi. Cezayir için de aynısı söyleniyor. Yani Cezayir kıtaya benzer bir ülke. Yani yüz ölçümü. İran da öyle. Yani dünyada hiçbir yerden herkes ambargo koysa İran kendi başına yaşayabilir. Yani hiç dışarıdan ne olursa olsun. Dolayısıyla böyle bir ülke, ekonomik imkanları var. Ama zaaflarından birisi de petrole dayalı olarak. Dediğimiz gibi dış satım gerçekleştirmesi. Yani onun ötesinde belki halıdır, kilimdir, fındıktır, fıstıktır vesaire. Bunlar da var ama en temel ihraç maddesi doğal gazıyla petrolü. Ona bağımlı halde. Ondan dolayı Amerika Birleşik Devletleri veya batılı ülkeler ambargo koyduğu zaman İran nefes almakta güçlük çekiyor. O da yine dediğimiz gibi ekonominin veya İran'ın kötü idare edilmesinden kaynaklanıyor. Kısaca İran rejiminin öncelikleri ile halkın öncelikleri birbiriyle çatışıyor ve halkın İran rejimine yönelik yabancılaşması giderek artıyor. Dolayısıyla İran bu noktada bir patlamayla karşı karşıya. Bunlar da sönebilir ama fakat yapısal bozukluk diyelim. Yapısal bozukluk mevcut olduğu sürece herkes de aynı şeyi söylüyor. İran'da bu olaylar tekerrür edecektir, dinmeyecektir. Bugün diner ama yarın yeniden patlak verebilir. Evet.
Sayın Tutar, siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada Irak dediniz arada. Başbakan Adil Abdülmehdi de istifasını vereceğini söylüyor. Yani İran'la ilgili yorumladıktan sonra Irak'a da aslında geçiş yapabiliriz. Evet, yani Irak, Lübnan, işte İran, hatta bizim bölgemiz dışında işte Latin Amerika, genel olarak şöyle bir yorum yapıyor. Hem çevrede, yani hem küresel emperyal merkezde, hem de işte yani merkezde, küresel emperyal merkezde, hem de çevrede, periferide, işte İslam coğrafyası olsun, Latin Amerika olsun, bir protestolar söz konusu. Bunun tabii temelini yani makro politikada işte piyasa uygarlığı denilen kapitalist veya reel kapitalizmin sıkıntıları dile getiriliyor. Asya'nın yükselişinden dolayı birinci dünyanın veya işte küresel merkezin içine düştüğü darboğaz olarak nitelendiriliyor. Hatta işte Amerika'da, Avrupa'da, üçüncü dünyada da yorumlar yapılıyor. İşte Rusya'nın, Türkiye'nin ve Çin'in yükselişi özellikle Amerika'yı ve Avrupa'yı zorluyor diye Atlantik dünyasını. Tabii yani Çin'in hinterlandında da gösteriler var. Hong Kong'da olsun. İşte Çin'in mesela Doğu Türkistan sorununu öne çıkarmaları olsun. Yani yükselen güçlerde de sıkıntı var ama asıl sıkıntı küresel merkezde söz konusu. Türkiye'nin işte yükselişini tsunami'ye benzetiyorlar. Rusya'nın küresel merkeze, Amerika'ya, Avrupa'ya, Atlantik'e yönelik karşı çıkışlarını işte kasırgaya. Ama asıl küresel iklimi değiştiren şey Çin'in yükselişi. Çin'in küresel jeopolitika etkisini de iklim değişikliğiyle yorumluyorlar. Yani küresel ısınmaya yol açıyor Çin. Tabii bu yani periferideki şeylere geldiğimizde Irak olsun, İran olsun, Lübnan olsun protestolar söz konusu. İran, Irak'taki protestolara değinecek olursa, Mustafa Bey İran'a değindi. Ya, Irak'ta da gene parmakla gösterilen İran oluyor. Hatta şöyle yorumlar yapıyor. Irak'taki gösterilerde günlük 4 milyon dolar harcanıyor. Oradaki göstericilere, Bağdat'takilere özellikle yardımlar yapılıyor. Bizim gezi sürecinde olduğu gibi destekler veriliyor. Bu finansmanı da Suudi Arabistan, yani İsrail'in direktifiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği söyleniyor. Bu bir taraf. Öbür tarafta mesela Necef'teki İran konsolosluğuna yapılan baskında belgeler ele geçirildi. Irak halkının işte vergilerinin, paralarının belgelerle falan işte İran'a gönderildiği yönünde iddialar var. Herkes birbirini suçluyor. İşte Sistani, o merceği taklit gösterilen Şiilerin ruhani lideri olarak gösterilen Sistani'nin mesela evinin çevresi kuşatıldı. O da konsolosluğa yakındı. Necef konsolosluğunun hemen arkasında. Şimdi iki taraf da birbirini suçluyor. Yani Amerika İran'ı işaret ediyor. İran'dakiler mesela daha farklı işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret ediyor. Kimileri diyor ki işte Irak'taki gösteriler Şiiler arası iç çatışma. Özellikle Şii bölgelerde falan devam ediyor. Yani bunu tabii Amerika önceden gördüğü için 6-7 ay önce Basra'daki konsolosunu çekmişti. Trump'ın zaten 2017'de açıklamaları vardı. CIA'nin Suriye'deki operasyonlarını biz sonlandıracağız. Bundan sonra bizim önceliğimiz İran demişti. Hatta o zamanki Dışişleri Bakanı Tillerson da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Yani hedef seçilen ülkeler var. Burada işte Irak olsun, İran olsun, Lübnan olsun. Hem bu ülkelerin kendi iç yetersizlikleri söz konusu. Ama asıl mesele, yani Erdoğan'ın da işaret ettiği gibi, İslam dünyasında işte Müslüman kanın akması, Müslüman Müslümanı öldürmesi. Bunun da temel şeyi tabii küresel sistemi gösteriyor. Yani BM'deki o 5 daimi ülkenin işte dünyaya dayattığı sistem, bunu aşamayışımız, bunu bir türlü kıramayışımız. Bu tabii yani dışarıdan gelen baskı ama iç sorunlardan kaynaklanan baskılar da biz kendimiz çözemiyoruz, halledemiyoruz. Bunun da sıkıntıları var ama burada Türkiye tabii ezberleri bozuyor. Yani Türkiye'nin o gördüğü siyah kuğu işlevi görmesi küresel sistemde, bölgesel sistemde, yani bir ilham kaynağı ve umut kaynağı, cazibe merkezi oluyor Türkiye. Erdoğan bugünkü konuşmalarında dile getirdi. Bütün tuzakları bozduk diye. İşte 780 milyar dolar ekonomimizle mesela ilerliyoruz. Yani bizim mesela İran gibi, Irak gibi doğal kaynaklarımız yok ama yani bize aynı Irak'taki gibi, İran'daki gibi bir kuşatma da söz konusu. Özellikle 2013'ten sonra bu tamamen açığa çıktı. 15 Temmuz darbesiyle zirveye ulaştı. Ama yani şimdi Irak'takiler Türkiye'nin yaptığını neden yapamıyor? Ve İran'dakiler Türkiye'nin başardığını neden başaramıyor diye oradaki protestocular kendilerine zaten bunu soruyorlar. Yani Lübnan'daki gösterilerde mesela Erdoğan posterleri taşınıyordu. İşte Bağdat'taki gösterilerde Türk lokantası denilen bir iş merkezi falan mesela mekan, orayı mekan tutuyor göstericiler, orayı işgal etmiş durumdalar. Tabii çok trajik bir şey. Dünyanın en iyi petrol kaynaklarına sahip bir ülkesi Irak, işte İran, ABD'nin işgalinden sonra tamamen
çökmüş durumda. Devlet çökmüş, devlet yok. Evet. İki ihtimalden bahsediliyor. Oradaki insanlar işte biz artık demokrasi bize göre değil konumuna gelmiş durumdalar. Yani Irak'taki şeylere baktığımda ben analizlere demokrasi bize bol geliyor evet. diyorlar. Bize bir diktatör lazım. Ya bir askeri darbe olacak diyorlar bu Irak'taki gösterilerden sonra. Ya da bir diktatör gelecek, ülkeyi ele geçirecek ya da parçalanma ihtimali söz konusu. Onun için Türkiye mesela Irak'taki gösterilere çok yakından bakıyor. İşte Kürt bölgesi başbakanı Türkiye'ye geldi. İşte Irak başbakanıyla bizim yetkililerin görüşmeleri var. Evet. Yani bu bölgeyi çok yakından izlememiz lazım. Türkiye'yi de çok etkileyebilecek dinamiklere sahip. Evet. Şimdi Sayın Gergerlioğlu'na da sormak isterim. Tabii ki bu İran'daki olaylar, işte Irak başbakanının istifa çabası, Libya olayları ve size de bir artı olarak bunlarla Türkiye ilişkisi. Evet. Çünkü bunlar en nihayetinde bizim çevremizde gelişen hadiseler. Bunların da bize bir etkisi olur mu? Ya da böyle bir etkisi olsun diye olan olaylar mı bunlar? Bu paranoyakçı bir yaklaşım da olabilir gerçi ama her şey de bizi de etkiliyor bir taraftan. Şimdi Türkiye'nin savunma konsepti, Erdoğan öncesi savunma konsepti farklıdır. Bugünkü savunma konsepti farklıdır. Evet. Daha önceki savunma konseptinde İran bir tehlike olarak görülüyordu Türkiye için. Ama bugün tehlike değil. Tam tersi, parçalanmış bir İran Türkiye'yi parçalar. Parçalanmış bir Irak Türkiye'yi parçalar. Parçalanmış bir Suriye Türkiye'yi parçalar. Yani Türkiye kendi arzu etmediği sınırları içerisinde. Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmiş değil. Devam ediyor. Zaten Erdoğan'ın da iddiası o. Dünya beşten büyüktür sözü. Aslında bunu söylüyor. Bir türlü anlaşılamayan bizler tabii, tarafından aslında. Aynen. Bu sözün altında çok önemli mana var. Nedir o? Birinci Dünya Savaşı'nın hesabını biz görmüş değiliz. Bizim Sevr'le Lozan arasındaki irtibatımızı çok dikkatle izlememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğundan bu yana tüm devletlerle ve tüm kurumlarla olan anlaşmalarını tekrar incelememiz lazım. Ve Osmanlı'nın kendi konseptine de bakmamız lazım. Osmanlı'da İran nasıl bir yerdeydi? Osmanlı'da Irak içeride ama nasıl bir bakışla bakılıyordu? Suriye alanına nasıl bir bakışla bakılıyordu? Tabii Osmanlı'nın kendine has tabirleriyle, bölge tabirleriyle o alanlar. Yani merkezde ifade nasıl algılanıyordu bu ülkeler? Tabii. O politikalarını Türk Devleti'nin devam ettirmesi gerekiyor. Siyaset ettiriyor. Bakın siyaset, Tayyip Bey siyaseti temsil ediyor. Evet. Tayyip Bey diyor ki dünya beşten büyüktür ve meydan okuyor. Bugün Fransa, Amerika işte İngiltere'nin yaptıkları ortada. Ama bölgede bunun Türk Devleti'nin derin aklına yerleşmesi gerekiyor. Türk Devleti'nin derin aklı 2. Mahmut'tan önce değildir, sonradır. 2. Mahmut aslında Cumhuriyet'i kuran zihniyettir. Tabii ki. O zihniyetin Fatih'e doğru gitmesi lazım. Osman Gazi'ye, Selçuk Bey'e gitmesi gerekiyor. Peki bu bölgede İran parçalanırsa ne olur? İran bunu hak ediyor mu? Bölgede yaptıklarına baktığımızda nedir hadise? Şimdi İran hakikaten son 20 yılda devrimden sonra bir Şia politikası güttü ve bunu ihraç etmeye çalıştı. Her yerde kan var. Bizzat İran yetkilileriyle resmi görüşmelerimizde ben onlar için İran'ın ambargosu meselesinde Avrupa'da çok çalıştım. Ve o ambargo ile ilgili hakikaten hapishanede çok sualler aldım. Yani İran yanımızda kardeşimiz, onlarla ilgili çalışıyorsunuz. Fakat ya diğer bir kardeşiniz Suriye meselesinde hiç acımasız bir şekilde siz perişan ettiniz ortalığı. Oradaki yetkililere söyledim, rahmetli Rafsanjani'ye söyledim. Ya dedim bu olacak iş mi? Hani burada büyük bir İslam aleminden bahsediyorduk. Yani İran... Hocam o nükleer takasta aldığımız risk mesela. En önemli şeydir. O nükleer takastaki riskin yanında görünmeyen riskler var. Nedir? Finansta mesela. Finansta biz İran'ın paralarını dünyadan toplamış bir ülkeyiz. Bugün Amerika Halk Bankası üzerinden üzerimize geliyorsa gerçekten biz bunu İran için yaptık. Yani Halk Bankası meselesinde içeride aslında hiçbir şey yok. Yani bir kaşık suda fırtına koparttılar. Nedir o fırtına? Yani Halk Bankası'nda kimse zarar etmiş değil. Altın sertifikalarını topluyorsunuz ve onların altınlarını İran yerine siz
temin etmeye çalışıyorsunuz. Benzeri de Zarap üzerinden olmuştu daha evvel. Evet. Yine bir suni bir fırtına, sanki bir şeyler oluyor, çok önemli şeyler oluyor evet. diye. Aslında sözünüzü kesmeden reklamdan sonra sizinle devam evet. edelim. Ondan sonra vaktimiz daha rahat olacak. Kısa bir reklam girmemiz gerekiyor. Yönetmenimiz de uyarıyor. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Sayın Gergerlioğlu ile devam edeceğiz. Çok önemli konular sizleri bekliyor. Bizden bir yere ayrılmayın. Sınır ötesi reklamlardan sonra devam edecek. Sevgili izleyenler, siz reklamlar izlerken bu arada bir sohbet etmeye devam ettik. Bir taraftan hem bilgilendik hem de sizlere hangi konulardan bahsedelim onun da bir aslında toplantısını yapmış olduk. Reklamlardan önce aslında sözünüzü kesmişti olduk. Direkt sizinle devam edelim. Evet. İsterseniz baştan da alabilirsiniz ya da kaldığınız yerden devam da edebilirsiniz. Yani Türkiye'nin çok şey yapmasına gerek yok. Bu tavrını sürdürdükçe İran'da daha iş karışıklık çok artar. İran Türkiye'de karışıklığın bir müddet önce artmasını belki isterdi. Ama şu anda Türkiye bunun farkında olmadan bunu elde ediyor. Nasıl elde ediyor? Yani İran'da çok dini bir baskı var. İslami bir baskı değil bakın. Oradaki mollalar tamamen devleti ele geçirmişler. Ve de devletin gelirlerini de aralarında paylaşmışlar. Bunun İran halkına gidip sorun. Tek tek size anlatırlar. İran ziyaretlerimizde hep bunu değil mi? Tek tek ve o kadar şiada zirvede olan insanlar bile bunlar adam değildir diye. Yani o Rusya'daki oligarklar gibi bir şey oluşmuş yani. Molla oligarkları falan. Aynen öyle. Yani. Tabii. Yani İran'daki bu durum aslında beklenen durum Mustafa Bey'in de dediği gibi hiç kesilmeyecek. Orada 9 eyalet var ve sadece Şia çimentosuyla bir araya geliyorlar. Yani Sünni Türkmenler de var yukarıda. Araplar apayrı bir tavır. Yani merkez herkesten uzaklaşıyor. Tabandan çok çok uzaklaşmış durumda. Bu haliyle Irak'a, Suriye'ye, Yemen'e, Afrika'nın derinliklerine bir mezhep ihracatı yapmaya çalışıyor. Bu da tabii onu içeride daha da zora sokuyor. Tıkanıyor tabii. Daha da tıkıyor. Doğru. Bir de asıl büyük olay İran'ın petrolleri ve İran'ın müttefiklerinin petrolleri. Bakın bir süre Irak üstünden ihracat yaptılar. Bir süre Umman üstünden ihracat yaptılar. Bir süre yani çeşitli ülkeleri kullandılar ve onları da zora soktular. Şimdi müttefikleri güya o alanda genişlediler ama ciddi bir sıkıntı var. Tabii bu sıkıntı Amerika'nın olup olmamasıyla ilgili değil. İran'ın kendi taassubu ve tutumuyla ilgili. Bölgede Sünni hilalini kırayım derken kendi içerisinde büyük bir patlamaya gidiyor. Yani biraz önce Şia'nın kendi içinde devletine karşı çıkışı. Mümkün değil, böyle bir şey yok. Onların fıkhında yok. Doğru. Hiç böyle bir şey yapamaz. Yani hilafette de bu, eğer yönetenler ne olursa olsun biat vardır. Ama imamette ki bunda hiç, tamamen kesintisiz bir biat vardır. Bakın Irak'ta da İran'da da insanlar devlete karşı çıkıyorlar. Hı hı. Burada ciddi bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliği İran halletmeli. Irak üzerindeki baskıları azaltmalı. Ve Irak'ın ve Suriye'nin Osmanlı'daki İran'la olan anlaşmalarımızda Irak ve Suriye'ye İran karışmaması gerekiyor. Anlaşmalarımızın içerisinde var. Devletin tekrar bu anlaşmaları dökmesi lazım. Bu sahada Osmanlı'nın bir tecrübesi var. Bu tecrübeyi yüzlerce yıldır topraklar. Tabii yüzlerce yıl büyük bir deneyimle halletmiş. Ne isyanlar olmuş, neler olmuş, neler olmuş. Ve o İran devletiyle Kasır Şirin'den sonra yaptığımız anlaşmalara tekrar dokümante edilmeli. Türk dış politikasında, Türk devletinde, hükümetinde bunlar, bu şablonlar üst üste oturtulmalıdır. Aksi takdirde tek vizyonla tabii kesin kez. Aksi takdirde İran'daki karışıklığı başkaları Türkiye'nin içerisine transfer evet. etmeye çalışacaklardır. Şimdi evet. İran'la
Hocam buyurun, buyurun, eklemek istediğiniz bir şey şöyle, varsa. Şöyle, yani Şiiler öncelikli olarak mezheplerine ve dinlerine yabancılaşıyorlar. İkincisi, evet, birbirlerine yabancılaşıyorlar. Bu çok önemli. Aslında biraz önce de kuliste konuşurken o vardı. Şimdi Amerika'nın 2003'ten sonra dizayn etmek istediği bir sistem vardı. Şimdi kendiliğinden dizayn oluyor. Yani Amerika'nın müdahalesi dışında. O da şu: Necef ile Kum'u karşı karşıya getirmek. Necef'i merkez yapmaktı. Yani Şiiliği merkez yapmak. Dolayısıyla İran'ı dine manada bypass etmekti. Fakat 2003'ten sonra ters oldu. Amerika İranlılarla birlikte buraya girince bu defa İran'ın anlayışı güçlendi. Hatta şöyle bir şey var. Yani Kum'un Necef üzerine merkeziyeti arttı. Nasıl arttı? Diyorlar ki bugün Irak'taki dini merciler, yani dini şeyler, kurumlar, özellikle İranlı olanlar, İran merkezi olan Sistani mesela, Sistanlı, İranlı, İran asıllı her ne kadar Irak kimliğini temsil ediyorsa da olaylarda, fakat sonuç itibariyle İran asıllı. Yani geldiği nokta, geldiği yer İran. Onun dışında İranlı merciler var. Bütün paralar bunda diyorlar. Yani Iraklı mercilerde para yok. Saddam Hüseyin Amerikalılardan önce Necef'i güçlendirmek istemişti. Bu Muktada Sadr'ın babasıyla falan, Muktada Sadr'la birlikte merciyeti Araplaştırmak istemişti. Bugüne kadar bu veyhilerden beri gelen merciyetin %70'i 80'i İran kaynaklı, İran merkezli. Saddam Hüseyin bunu tersine çevirmek istemişti. İşte Muktada Sadr'ın babası bu şeyde, çekişmede öldürüldü. İranlılar dediler ki Saddam Hüseyin öldürdü. Şundan dolayı. Saddam Hüseyin. Iraklılar da hayır, İranlılar öldürdü dedi. Aynen Halepçe meselesi gibi oldu. Yani kim vurduya, adam kim vurduya gitti. Fakat sonuç itibariyle Amerikalıların politikaları sonucunda Irak'ta İran dini merciyeti galip geldi. O tepki doğuruyor. Sadece o değil, İran'da dediğiniz gibi. Şimdi Kasım Süleyman'ı ülkeyi yönetiyor. Öyle diyorlar. Yani Iraklılar bundan dolayı nefret ediyorlar. Diyorlar bizim ülkemiz yani bir komutan tarafından, İranlı bir komutan tarafından nasıl yönetilir, evet, diyorlar. Sadece o değil. Şimdi baktığımız zaman 2003'ten beri 16 yıl olmuş. Irak tamamen tarumar bir ülke haline gelmiş. Diyorlar Irak'ta düzgün bir cadde bulamazsınız. Düzgün bir cadde bulamazsınız. Yani bütün paralar yolsuzluğa gitmiş durumda. Düzgün bir hastane, yani insani şartlarda, insani vasıflara haiz bir hastanın yatabileceği düzgün bir hastane asla bulamazsınız diyorlar. Dolayısıyla bu mezhepçilik anlayışı İran'ı vurmaya başladı. Sosyolojik bir kaide. Neden? İşte sosyolojik kaide bunu izah ediyor. Diyor ki اِذَا تَزَاوَزَ الشَّيْءُ حَدَّهُنْ قَرَبَ دِدَّهُ. Yani bir şey haddini aştığında tersine döner. Yani mezhebi o kadar kurcalarsınız ki artık inandırıcılık kalmaz. Bugün olduğu gibi. Dolayısıyla tarihte ilk defa bu kadar kırılma oluyor. Ondan dolayı biraz önce yine kuliste demiştik. İran'da hakikaten dinsizlik veya ateizm çok büyük boyutlara ulaşmış durumda. Irak'ta da %40'dan bahsediliyor. Yani belki bu tepkiden dolayı millet belki Allah'a, dine inanmak istiyor ya inanıyor. Fakat realitede de bunu ifade ederken dine karşıymış gibi ifade ediyor. Niye? Uygulanan dini anlayışı tasvip etmiyor. Baskıyı tabii işte, orada, evet. Yani idarenin din anlayışını adaletsiz bulduğu için dinsizleşiyor. Evet. Ve kendi fakihlerinden de uzaklaşıyor. Evet. Orada biliyorsunuz kesinlikle fakihlerine biat var. Doğru. O tabii fakihlerinden kopuyor. Kopunca zaten akidede de sıkıntı var. Bir anda dinsizliğe doğru akış başlıyor. Doğru. Müthiş bir Amerika ve Kanada göçü var İran'da. Doğru. Mollalar aracı kurum. En iyileri. İran'da Şiilikte aracı kurum var. Sünnilikte aracı kurum yok. Yani bir Sünni bir mezhep kitabını okur veya mezhebe de ittiba etmeden kendi kafasına göre ne kadar doğru tartışılır. Ama bunu yapma imkanına sahip. İran'da ise hayır. Bir mezhep mensubu mutlaka merci taklitler ve onların naipleri üzerinden dini anlamda bilgilenmek zorunda. Dolayısıyla o kuruma yabancılaştığı an otomatik olarak dine yabancılaşıyor. Otomatik olarak. Hiç bunun şeyi, lamıcımı yok. Dolayısıyla o humus üzerinden de halktan büyük para alıyorlar. Hatta o kadar şey ki diyorlar ki yani işte merciye teklif, taklit. Halk Sistani'ye bağlanacak. Öbür Ayetullah diyor ki Sistani'ye ne kadar veriyorsun humus olarak yılda? 5000
dolar veriyorum. Bana 2000 dolar ver, 3000 dolar ver, bana bağlan diyor. Tabii transfer de olabiliyor. Devir gibi yani, evet, biliyorsunuz. İskatta devir. Doğru. Aynen İskatta devir, evet, yapıyorlar. Bu merci taklit olsun. Şimdi orada bir şey söyleyeyim, buyur, ben de. Şimdi o işte o Şii jeopolitiğinden bahsediliyordu falan. Şimdi işte yani İran en yumuşak karnına dönüştü Şii politikası. Evet. Farsça'da bir deyim vardır. Kejder öneriz derler. Eğri tut ama dökme. Hep öyle yönetirdi. Şimdi o eğri tut ama dökme, o bardak biraz dökülmeye başladı. Yani kendini vuracak. Kendini vuracak. Evet, yani o mesela Türkiye'nin İran'la politikası, işte Taha Bey de değindi, Mustafa Bey de değindi. Yani bizim hep yüzyıllarca mesela biz hep Osmanlı'da hep eğri tut ama dökme politikası vardı İran'la. Şimdi o yeni dengeyi biz kuruyoruz ama bölge karışıyor. Yani İran karışıyor. İran'ın karışmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi tabii yani o iç dinamikler çok etkili. Yani insanlar dinden uzaklaşıyor, doğru. En iyi eğitimleri şeye gidiyor. Kanada'ya, Los Angeles gidiyor. Mesela Los Angeles Belediye Başkanı İran kökenli. En iyi Amerikan en iyi modacıları İran kökenli. Yani Şah döneminden olanlar da gitmiş. Sanatta ve edebiyatta da daha sonrakiler de gitti. Kalanlar da tepkili mesela. Rejime çok inanılmaz tepki var. Çocuk doğurmayanlar var mesela. Nüfus demografisi falan giderek, doğru, küçülüyor. Aşınıyor. Aşınıyor. Mesela İran Türkleri falan çok etkili ticarette. Ama yani rejim İran Türklerinden de korkuyor. Yani İran Türklerinin mesela. Aslında bir mesele de o. Yani evet, o oradaki bir mesele de var. Türkler, biz geçen Erdebil eyaletine ziyarete gittik. Türkiye'deki Alevi ve Bektaşilerle Erdebil arasındaki irtibatlarla ilgili İran devletinin de orada toplantılarına katılmıştık. Orada dikkatimizi çekti. İran'daki Alevi ve Bektaşi tabandaki halk bizi Şialaştırıyorlar. Hiç bunlara inanmayın diye gelip bize özel söyleyenleri oldu. Evet, o şey var. Yani böyle enteresan bir, ciddi bir baskıları da var. Hiçbir fikre, hiçbir şeye saygı da duymuyor. Soğuma etmiyorlar. İran'da Zeydilik varmış bir dönem. Taberistan'da falan. Zeydiler, yani Şii olsan da, farklı bir Şii olsan da sana hayat hakkı tanımıyorlar. Tamamen Zeydileri İsnaşeri hale getirmişler. Yani Şii olmamıyla evlenmesi. Cafer'i mezhebine mensup. Yani o Şiili mesela Afgan göçmenleri var. Yıllardır oradalar. Evleniyor, çocuk sahibi oluyor ama vatandaşı alınmıyor. Alınmıyor. Mesela yani o Şii despotizmi denen bir şey de var. O da sıkıntı yaratıyor. Ama şu var yani, o tabii yani jeopolitik olarak bakarsak İran büyük bir ülke. Dediğiniz gibi yani kıtasal ulus falan deniliyor. Evet, kıtasal derinliğe sahip. Mesela Hindistan'la ilişkileri çok iyi, çok derin. İran, yani Amerika'nın bütün baskılarına rağmen Hindistan, ben İran'la ilişkilerimi koparmam diyor. Yani bizim mesela Çin-Pakistan ilişkisi neyse Güney Asya'da, işte Hindistan, İran ilişkisi de öyle bir şey. Yani şeye karşı, bir de Çin'in Pakistan dengesine karşı Hindistan sürekli İran'la ilişkilerini geliştiriyor. Bakıyorsun Çin-İran ilişkisi de iyi. Japonya-İran, yani petrol üzerinden, enerji üzerinden diyelim, ilişkileri çok iyi. Bütün Asya'nın mesela petrolü şu veya bu şekilde, yani alternatif olarak, alternatif kaynak olarak İran görülüyor. Doğru. İran tabii o, yani Afganistan üzerinden Amerika ile işbirlikleri çok iyi. Hasan Rouhani'nin mesela şeyleri vardı, işte bir açıklaması vardı geçen yıllarda. Şey diyordu, Irak'ta anayasayı biz Amerikalılarla beraber hazırladık diyor. Yani doğru. Irak'ta aslında bütün işi, yani bütün o projeksiyonu, konjüktürü falan İran belirledi. İran'la Amerika belirledi ama şu anda anlaşamıyorlar demek. Yani biraz ipler gerilmeye başladı. Yani Obama dönemindeki İran yaklaşımı sona ermiş durumda. Yani İran, Amerika işte Çin'e karşı, Rusya'ya karşı Obama döneminde İran'ı kazanma politikasını devreye soktu. Ama o ters tepti. Yani şimdiki politikada aslında, tekrar İran'ı... Aslında üstadım, Amerika İran'ın Şia politikalarında başarılı olmasını istiyor. Evet. Ama diğer politikalara da çökmesini istiyor. Evet, ama doğru. İran aksine Şia politikalarında genelde, yani etrafındaki civar ülkelerde başarılı olmayacak. Çok ciddi işte yumuşak bir karnına dönüştü, evet, o. Çok yani ciddi bir bozgun geliyor. Dışarıda eskiden şöyle bir politika gidiyordu. İslam adına konuşuyordu. Evet. Filistin davasını savunuyordu. Hamas'a destek çıkıyordu falan. Yani o Şia politikası pek öne çıkarmıyordu. Sünnileri kazanmak isterken Şiileri de kaybediyor. Şiileri eskiden kaybetmeye başladı. Aynen öyle. Aynen öyle. Özellikle aynen. Obama döneminde ama zafer sarhoşluğu yaşadılar. Ali Ekber velayeti işte çıkıp konuşuyordu. Yani Bağdat bizim bir vilayetimiz diyordu. Afganistan, Bağdat, Suriye falan, biz işte sadece, yani İran bir devlet değil, bir medeniyettir şeklinde. Mesela Amerika'dan da pohpohlanan yazılar vardı. Thomas Friedman mesela New York Times'ta yazdığı bir şey vardı. İşte bu asıl diyor Orta Doğu'daki en büyük diyor işte terör kaynağı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. Yani düşün, Thomas Friedman denen bir adam
İsrail'in mesela en beşinci kol ajanlarından bir tanesi Orta Doğu'da tutup mesela İran'ı öne çıkarıyordu Obama döneminde. İran bir devlet değildir. Robert Kagan falan vardı mesela. Bir devlet değildir, bir medeniyettir. İşte o yani o Şiiliğin önünü açmak zorunda. 11 Eylül'de bize saldıranlar Şiiler değildi, Sünnilerdi falan diye. Amerika'da bence inanılmaz bir... Bence politikası izliyorlar. İran yani Tabe'in dediği gibi yani o Şii politikasının yani İslam dünyasının bölme politikasını Amerika destekliyordu. Ama öbür taraftan yani diğer dengelerde yani jeopolitik çıkarlarda falan İran'ın da böyle Suudi Arabistan'la veya işte Türkiye ile dengeleme, bastırma politikası. Yani. İşte Yossi Cohen'in 4-5 ay önce falan mesela işte bizim için bölgede asıl tehlike İran değil, Türkiye itirafı vardı İsraillilerin. Biz ne yapmalıyız işte? Şam rejiminin işte Türkiye'nin etki alanından ve İran'ın etki alanından alıp işte Suudi Arabistan etkisine sokmalıyız. PKK'yı desteklemeliyiz. Terör koridoruna destek vermeliyiz. Bir de şöyle diyorlardı, yani İsrail'in temel şeyi, Irak'taki Sünnilerin patronu Türkiye. Biz Irak'taki Sünniler Türkiye'nin etki alanından kurtarmalıyız falan diye bir projeleri vardı. Orada işte Mukdede Sadr'ın böyle Suudi Arabistan destekli falan görüşmeleri oldu. Ama o projeler de çöküyor sanki öyle görünüyor. Yani Tabe'in dediği, Mustafa Bey'in işaret ettiği o Türkiye'nin yeni konsepti, sivil milli savunma konsepti. Yani o Monros mütarekesinden önceki döneme gidiyor. Yani biz o zaman mesela savunma hatlarımızı işte Suriye'de Halep'te kurmuştuk. Evet. Yani Han Şeyhun'dan başlıyordu Türkiye'nin savunma konsepti Suriye'de. Halep'in doğusundan falan devam ediyordu. Irak'ı kapsıyordu mesela, Musul'u, Kerkük'ü kapsıyordu. Şimdi gene o konseptin yürürlüğe girmesi, canlanması yani lazım. Burada Türkiye ne yapmalı? Türk Dışişleri bu daha önceki aklını, derin aklını çalıştırmalı. Bu bölgede tecrübesi var. Türk Devleti'nin büyük tecrübeleri var. Mukayeseli üstünlüğü çok fazla Türkiye'nin. Müthiş yani. Tecrübe, bu tecrübeleri konuşturmalı. Mesela Irak Şiası ile İran Şiası, Lübnan Şiası'nı çok rahat yönetebilir. Bunu geçmişte yapmışlar ve de harika yönetmişler. Evet. Hiçbir şey yapmadan, Türkiye farkında olmadan, hürriyetin çok olmasından kaynaklı. Yani Türkiye'de hürriyetler fazla aslında. Hocam bir de şöyle bir şey diyor size şey olsun diye. Mesela Osmanlı bir de aşiretler üzerinde çok etkisi. Mesela Irak'ta Düleym aşireti, işte veya işte Suriye, Suudi Arabistan'da Şammar aşireti hala çok etkiler. Yani bunlar sadece bir bölgede değil, 4-5 ülkede, bütün Orta Doğu'da etkili aşiretler. Yani hem Şia mensupları var, hem Sünni mensupları var, hem işte Suriyeli mensupları var, Iraklı, Ürdünlü, Suudi Arabistanlı. Hepsi de Osmanlı'ya, Türkiye aslında bağlı insanlar. Evet. Evet. Bir de milli Şiiler var. Muhammed Mehdi Şemsettin, Lübnan Şii mercinin en tepesinde olan resmi adamdı. Mesela o Arap dünyasındaki Şiilerin kendi vatanlarına, ülkelerine bağlı olmasını, İran'la ilişkilerinin ise kültürel ilişki düzeyinde, yani siyasi ilişki seviyesine geçmemesi gerektiğine inanıyordu. Aksi takdirde Arap dünyası karışır veya mezhebi ilişkiler karışır, buradan husumet doğar diyordu. Hakikaten öyle. O tip adamlar çok Şiiler arasında. Pek fazla hami görmüyorlar. Suudi Arabistan bunları bazen kullanıyor ama Suudi Arabistan da sağlıklı değil. Sonuç itibariyle kutuplardan birisi, eksi kutuplardan birisi. Dediğiniz gibi Türkiye daha farklı yaklaşabilir, daha sağlıklı yaklaşabilir. Dolayısıyla Şiiler İran'ın nüfuz alanından veya tesir alanından bir dereceye kadar kurtarılabilir. Buna hazır bir Şii kitlesi, Irak'taki gösteriler ona gösteriyor. Ayrıca gibi, merciler de var. Mesela Filistin davasını aldık. Yani Filistin artık temsilcisi falan mesela Orta Doğu'da. Bir ara İran'ın Suriye'nin işte etki alanındaydı. Türkiye mesela aldı onu, tabii, uzaklaştırdı onlardan. Evet. Burada bir de bir şey daha ekleyeyim. Pakistan, Hindistan, Afganistan ve Çin ilişkilerinde de İran'ın bizi zorladığı, yani devletimizi zorladığı yerler vardır. O da bu vesileyle kendiliğinden çözülüyor. Pakistan orada çok yalnızdır. Pakistan içindeki Şia ve Sünnilerin çatışmalarına biliyorsunuz İran istihbaratı direkt müdahale eder. Tacikistan'da hakeza. O anlamda bu Şia politikalarının çöktüğünü göreceğiz. Çok uzun olmayan bir zamanda, ama İran'da nasıl bir değişim olabilir? Yine bir Şia, sulandırılmış Şia anlayışı gelebilir. Farklı bir devrimin devrimi diye bir hareket olabilir. Tabii yakın bir zamanda İslam'ın yani. İran İslam'ın doğudaki enerjisini bitiriyor aslında. Evet. Nasıl bitiriyor? Eğer İran bu şekilde geçirmez bir ülke olacağına, köprü bir ülke olsa, Türkiye ortasıya çok rahat. Ama onu deyince şu aklıma geldi. Diğer ülkeler de bu konuda biraz, diğer ülkeler de zaten. O şöyle doğru.
10. yüzyılda mesela 10. yüzyılda o yani şeyden Osmanlı Selçuklar döneminde de yani Türkiye'den Osmanlı dönemine de gelin mesela İstanbul'dan veya Balkanlardan ta işte Horasan'a kadar tabii, falan mesela tabii. İslam dünyası yekpareydi. Şeyi söylemiş, yani Türkiye etkisi çok fazlaydı. Var mı? O yani kendiliğin ne olacak? Şah İsmail'den sonra İslam dünyasının ya yani veya Türkiye'nin mesela diyelim Hint Müslümanlarıyla Türkiye'nin Orta tabii, Asya'daki Müslümanlarla ilişkisi sekteye uğradı. Hala devam ediyor. Yani İran çok orada bir güzel bir örnek. Evet. Çok güzel bir örnek. Geçmişteki Sünni hareket birleştiriciydi. Evet. Şu anlık Şia hareketi ayrıştırıcı. Yani araya bir o Şia hattı çizdiler. Yani İslam Türk devleti hep sadece Türkiye'nin etkisindeydi. Hep tabii, Türk devleti sadece bu duruşunu yapsa, Sünni taassubu olmadan bu duruşunu yapsa Şia halklarına çok ciddi mesaj vermiş olur ve veriyor da. O zaman bir haber okuyalım. Buyurun ya da bitirin isterseniz. Hemen buyurun. Yavuz Sultan Selim döneminde veya sonrasında Kanuni döneminde Hindistan'da Müslüman krallardan bir tanesi mektup gönderiyor. Ebu'l-Hasan Nedvi onu kitaplarında yazıyor. Diyor ki ya en büyük şeyimiz diyor cihadımız, gayretimiz diyor şu Acemleri aşarak İslam dünyasını birleştirmek olması lazım diyor. Ben buradan sen oradan gel diyor. İran'dan geçelim buluşalım diyor adam. Tabii yani kader müsaade etmiyor ayrı. Fakat adamın mefkuresi bu. Büyük mefkure. Evet, İran'la o zaman devam edelim. Çünkü Hameneyim diye bir açıklaması var. İran lideri Hameney, Amerika Başkanı Trump'ın Afganistan'a ve Irak'a yaptığı bu ziyaretlerden dolayı bu diyor bir hakarettir diyor yani açıkçası. Bizden habersiz demiyor da habersiz kendilerini kastediyorlar tabii büyük ihtimalle. Bu habersiz ziyaretler hakarettir diyor. Bu nasıl bir mesaj içerir Hameney'in Trump ve Pence'in bu ziyaretlerine karşı yaptığı bu açıklama? Evet. Daha doğrusu bu ziyaretlerin amacı ne bir taraftan? Yani eş zamanlı. Şükran günü nedeniyle gitmiş işte. Bunu hakaret diye alması kendisine. Yani Trump dengesiz bir adam. Ne dediği belli değil. Adam yani Amerikan parlamentosu NATO'dan çıkartır diye Trump geldiği gibi toplandı hemen NATO'dan çıkmayı kendi bünyesine aldı. Yani evet. o bugün Amerika'nın bir maskotu şeklinde tabii bazı şeyler de yapıyor. Afganistan aslında Amerika'nın bir mutfağıydı. Bu mutfakta DAEŞ yetişti. Ve onunla İran'ı farklı vurmayı düşünüyordu. Fakat bu malzemeyi İran'la harcamadı. Sünni dünyayla harcadı. Yani Sünni dünyanın dağılmasına ve İran'ın bu sahada yerleşmesine yardımcı olmaya çalıştı. Amerika'nın bu bölgedeki politikalarını iyi anlamak lazım. Ne yapmak istiyor? Bunun için de Amerika'dan hemen dolaşacaksınız, İngiltere'ye gideceksiniz. İngiltere 100 yılda bir plan yapıyor. Hiç sahada gözükmüyor. Ama planı büyük yapıyor. Bu sahadaki parçalanmaların temelinde İngiltere var. Yeni bir dizayn var ama bizim Lozan Anlaşması'nı parlamentosunda kabul etmemiş bir ülke var Amerika. Bakın bu bizim bölgemizde birçok devlet kurmaya çalışıyor. Herkesin parlamentosundan geçmiş Fransa'nın geçmiş, evet. İngiltere'nin geçmiş. Neden Amerika bunu kendi parlamentosundan geçirmedi? Bu sualleri sormak lazım. Demek bu bölgede prensiplerine hala sadık. Aynen demek. Sadık. Tabii o dönemde mesela Amerika'da tartışmalar vardı. Yani İran kuzeyini Türkiye'ye bağlama veya işte Suriye'nin kuzeyi yani daha kendi amaçları için diyelim Fransız İngiliz dengesine karşı Türkiye'yi kullanma. Yani Amerika'nın öyle bir şeyi var. Mesela işte Süveyş krizinde Fransa'ya ve İngiltere'ye gönderdi. İşte İran-Irak savaşında mesela Körfez'e yerleşti. Aslında Amerika'nın savaşı bugün Fransa'yla. Yani görünmeyen bir savaş. Tabii. Fransa'nın Avrupa'daki üstünlüğünü yok ediyor. Sahalarını. İran aslında Fransa'nındır. Onu yok ediyor. Suriye Fransa'nındır. Onu yok ediyor. Elinden Türkiye alanındaki tüm nüfus alanlarına Libya'ya da gidilebilir. Yani o anlamda Türkiye daha fazla değer veriyor. Yani Türkiye'yi stratejik olarak şu anda Amerika mesela Almanya'dan da Fransa'dan da İngiltere'den de daha değerli görüyor. Onun için yani. Macron'un sözü çok önemli. Ne diyor? NATO'nun beyni çürümüştür. Değil mi? Yok olmuştur. Yok evet. Bunun için söylüyor. Beyin ölümü yaşadı. Amerika'yı vurmak istedi. Onu eleştiriyor. Yani sen Türkiye'ye nasıl izin verirsin? Onda da çok kızgınlar. Türkiye diyor bize danışmadan Suriye'de operasyon yapıyor. Bu nasıl olur diyor. Adam bunu hazmedemiyor. Ve şu anda Suriye'deki Fransız askerleri
Amerikan bayrağı altında koruması duruyor. Koruması altında, evet. Şimdi bu bir Fransa'nın kaldırabileceği bir şey değil. Çünkü Lübnan üzerindeki Fransa'nın etkisini biliyoruz, değil mi? Evet, doğru. O sahada ciddi 20-46 arasında 1920-46. O savaş işte, o Irak Savaşı'nda da mesela Almanya, Fransa, Amerika çekişmesi vardı. Yani Türkiye mesela o anlamda aslında çok iyi bir ülke. Yani o dengeler veya güçler savaşı olduğunda biz o fırsatları çok iyi kullanıyoruz. Yani o stratejik aklımız, Taha Bey'in değindi, o bölgedeki üstünlüğümüz, evet, mukayeseli üstünlüğümüz. Yani sahada Türkiye'yi alt etmesi imkansız. Yani Amerika'da, Rusya'da, İngiltere'de, yani Türkiye dik dursun, Irak'ta da, Suriye'de hiçbir şey yapmasın. Bir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapmasın. Ha, dik dursun. Desin ki ben size destek vermeyeceğim. Tabii. Yeter. Bakın, Lübnan'dan da Fransızları kovalayacaklar. Lübnan'ın tabanında üstad bilir. Evet, o kadar büyük bir Türk hayranlığı vardır ki oraya gidin zannedersiniz eski Osmanlı nimetlerini hep orada, evet, hiç beklemediğiniz gayrimüslimlerden işitirsiniz. Yani Lübnan'ın zemininde Osmanlı'nın yıkıldığı günkü akıl kalmış. Hiç Türkiye bu alana müdahale etmemiş. Evet. Yabancılar gelip etmişler ve orada sıkıntılar büyümüş. Dolayısıyla Türkiye'nin tekrar Türkiye bir Osmanlı olarak değil, farklı bir kapsama alanı. Bakın, Türkiye'den aslında bu coğrafya bir kapsama alanı bekliyor. Çok meydan okuma beklemiyor bakın. Bu bölge. Az önce kucaklama diyelim. Etkinlik işte. O dik duruşu da etkiliyor yani, onları. Yapsak zaten bütün köprüler bizim. Ya mesela 15 Temmuz'da yıkılmadı ya Türkiye. Yani ben Arap dünyası, yani içsel olarak mesela kalbi olarak, hatta orada diyorlardı ilk o gece şeyler gitti. Türkler vatan savunması nedir çok iyi biliyor diye. Çünkü dışarıdan onlara gelmişler. Bir darbeyle, iki askerle, bir şeyle falan. Yani Lübnan'ı, Irak'ı, orayı burayı parçalıyorlar ama Türkiye'ye gelince yapamıyor. Ne kadar deseler de Türkiye işte Amerika'nın 5. işte ileri karakolu şu bu falan filan, ama vatan savunmasına gelince Türkiye'nin o direnişi falan onları çok etkiledi. Ve müthiş hala da doğal etkiliyor. Bir refleksle bir organize bir kültürel direk. Şeyler de var. Yani Taha Bey'in dediği o Lübnan'daki Türkiye sevgisi hem halkta var. Evet. Yönetici elitlerde de var. Yani bir de Osmanlı'dan gelen mesela yönetici elitler falan, Arap dünyasında hepsi Osmanlı'dan gelen insanlar, etkileri hala var. Çok, çok var. Etkili yani. Halkta, evet, da var. Bakın, orada enteresan bir genetik kod var. Yani silkelediğiniz zaman Osmanlı çıkıyor. Değil mi? Yani doğru. Onu Türkiye uzaktan AK Parti'nin kuruluşundaki... Şimdiye kadar hiç ilgilenmemişiz, ihmal etmişiz yani. Evet. Yani şey korkusundan dolayı, yurtta sulh, cihanda sulh, sus anlamında falan böyle. O ama yanlış şimdi, anlaşılmış. Ha, o Lozan parantezin, o dediğin çok önemli bir şey. Artık onu, yani Lozan parantezine alınan Türkiye artık kabına sığmıyor. Erdoğan işte sınırlarımızı tarif ediyor. Bizim sınırlarımız diyor öyle resmi Lozan'da çizilen sınırlar da, yani şey anlamda. Bizim sınırımız diyor Bosna'dan başlar diyor. Bağdat'a gider, işte Kabil'e gider. Yani o şey coğrafyası, İslam coğrafyası, Osmanlı coğrafyası yeniden bizim genel sınırlarımız. Yani her alanda var olmalıyız. Biz bu düşünceyle hareket ettiğimizde İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Erdoğan yaptığı konuşma gene bu minvalde bir konuşmaydı. O diğer uluslarda, milletlerde, Orta Doğu'da, halklarda falan heyecana yol açıyor Türkiye'nin o yükseliş. Malezya'da bile mesela. Yani yeni bir ittifak kuralım diyor. Teknolojik alışverişinde bulunalım diyor. Kudüs'ü birlikte ele alalım diyor. Evet. Hakikaten çok önemli. Dediğiniz gibi Malezya iki şey teklif etti. Türkiye öne çıktı. Bunlardan bir tanesi İslam Propaganda Kanalı. Yani İngilizce. Çok. Orada Zakir Naik'in kanalı var. Tabii Hindistan falan devlet düzeyinde olmadığı için sıkıştırıyorlar adamı. Şimdi buna mukabil Malezya yeni bir formülle Türkiye'nin, Pakistan'ın içinde olduğu, İngilizce yayın yapan, İslam'ı anlatan, yani İslam fobiye karşı İslam'ı sevdirme kanalı gibi veya yanlışları tasfiye etme kanalı gibi bir kanal teklif etti. Bu mühim. İkincisi de 5 ülke yine Türkiye'nin yer aldığı, Pakistan'ın yer aldığı, Malezya'nın yer aldığı, buna mümasil bir iki ülke daha var. Ama bunlar arasında Suudi Arabistan yok, İran yok. Dolayısıyla onlar köprüyorlar bu işe. Biz olmadan nasıl Kudüs meselesi veya Filistin meselesi ele alınır diye. Ama aslında zekice bir fikir. Mahathir Muhammed'in fikri hakikaten böyle. Evet, İslam dünyasında Türkiye, Pakistan, Malezya tarafsız ülkeler, yumuşak ülkeler. Dolayısıyla bunların temsil düzeyi değerlerinden, İran'la Suudi Arabistan bir araya geldiği zaman zaten sabote ederler. Evet. Zıtlıktan dolayı. Dolayısıyla hakikaten yani buraya geldiği zaman da Mahathir Muhammed Türkiye ile ilgili benzer şeyler söyledi. Dolayısıyla bu zeminde iyi şeyler yapılabilir.
Evet. Evet. Bu Hindistan'la ilgili de bir haber vardı bu arada. Şey, sorun havada kaldı. Hamane'nin açıklaması. Evet, orada gitti. Aslında Trump'ın açıklamalar da cevabını buldu aslında. Trump aslında Afganistan'dan çekilmek istiyor. Yani Amerika'nın resmi açıklamaları o. Pentagon buna şiddetle karşı çıkıyor. Tabii Trump'ın çekilmek istemesi şu. Nixon doktrini derler Amerika'da. Yani onlar diyor biz asker çekeriz ama silah göndeririz. Yani ya asker ve silah beraber göndeririz diyor. Askeri, PYD gibi. Ha, yani biz diyor askerimiz gelse bile silahımız orada olmalı diyor. Veya o silahları kullananları kimse. Yani o bırakmazlar. İngiltere bile Amerika'dan yaka silkiyor. Kardeşim diyor bir partisi var unuttum ismini de. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rus tehdidine karşı geldiniz bu ülke. Hala 11 bin askeri var Amerika'nın İngiltere'de. Gidin diyor artık tamam mı? Çıkın diyor. Çıkmıyor. İngiltere'den bile çıkmayan Amerika, Suriye'den, Afganistan'dan, Almanya'da çıkmıştı. Tekrar yerleşmeye 28 başladı. 28 bin askeri var. Hatta arttırıyorlar. Yeni arttırıyor. 500, Bulgaristan'a kadar geliyorlar. 500 asker daha gönderdiler mesela. İşte o Baltık planı, Polonya, işte Rusya'nın yeni tehdidine karşı koruyacağız diye. Yani Almanlar çıkın gidin diyor ama kurtulamıyorlar. Japonya'daki askerleri 28 binden daha fazla. 1 milyar dolar yıllık Japonya para veriyor Amerika'ya. Diyor 5 milyar dolar vereceksin Trump. Güney Kore'den gene o kadar para istiyor. İşte NATO'da Almanya'ya baskı yapıyor. Katkı payını arttır diye. Sonra anlaştılar mesela bir noktada. Yani böyle bir Amerika var. Yani askerini çekse de oradan şeyini çekmiyor. O elini çekmiyor. Diplomatik şeyini falan çekmiyor. Yani o işte çekileceğim demesi falan. Yani bir sıkışmışlığı var Amerika'nın ama yeni bir politika arayışında. Yani bu demek değildir ki iddialarından vazgeçmiş. Aslında yani mali gücü buna yetmiyor. Dolayısıyla korsanlık üzerinden dediğimiz gibi Japonya'ya para ver, Almanya'ya para ver, Fransa'ya para ver vesaire katkını artır diyerek bir Körfez ülkelerine bir neokoni bir yazar vardı. Amerika artık diyor süper haydut devlet oldu diyor. Bunu da savunuyor adam. Tabii. Yani orayı burayı karıştıralım. Merkez bankaları madem üstünden kuramıyoruz yıkalım. Merkez bankaları üzerinde tahsilat yapar. Öyle Amerika şey, tabii. İstiyor böyle şey. Tabii bakın Amerika'da doların maliyeti bir kağıt bir mürekkep. Yani oradaki Merkez Bankası'nın tahsilatı hiçbir şey değildir. Amerika çok iyi yönetir. Diğer merkez bankalarından ciddi aldığı para çok. Yani sadece orayı yönetse yeterdi. O anlamda tabii Amerika'yı iyi anlamak lazım. Amerika'nın ne yapmak istediğini iyi anlamak lazım. Onu iyi anlamazsak çok zor. Aslında hocam çok ilginç bir şeye temas etti Sayın Tutar. Nixon doktrini çok önemli. Evet. Nereden nereye geliyor şimdi? Siz anlatırken kesmek de istemedim. 69 yılında zannediyorum. Evet. 74'te zaten Watergate istifa ediyor, gidiyor. Doktrinde parmağı olan bir kişi de Kissinger orada. Evet. Ve amaç ne? İlk Çin'e ziyaret yine Nixon döneminde. 71'de evet. İşte tarihini hatırlamadım evet. 71'de. İşte yumuşama dönemi diyor. Evet, Çin'le tabii ilişkiler. İşte Vietnam Savaşı'nın falan durdurulması yani en önemli etkenlerden. Sonra ne yapıyor aslında? Doktrinin özünde ne var? Biz büyük ülkelerle de temasa girelim. Silah kullanmadan bu işleri çözmeye çalışalım. Yani bu büyük bir aslında para da giden de bir şey. Trump buraya dönmek istiyor aslında. Yani bizim diyor yani Suriye'de bu kadar asker, bu kadar füze yani diyor ne gereği var? Bravo. Biz zaten Suriye'yi biz zaten her türlü çözeriz diyor. Yani şöyle diyor ben işgalle elde edeceğim ganimeti diyor. Hı-hı. Ganimetten daha fazlasını silah zaten satarak harcıyor. Elde edebilirim. Savaş bir, lobisi bir taraftan da o. Bu anlamda zaten terör örgütlerini kurup destekliyorlar. Zaten orayı her türlü taciz eder, orayı her türlü dizayn eder. Ona ekonomik gücü de var. Diplomasi gücü de var. KBD'de ya mesela Afganistan DAEŞ'i kullandılar. Şimdi Afganistan'da bir Şii azınlık var. %10-12 ama bütün Afganistan'a onlar hakim. Hazaralar. Evet Hazaralar. Bir İran'a da yakınlar mesela. Ama oradakiler seküler Şiiler. Yani ne hikmetse mesela İran'dakiler böyle çok dindardır, fanatik gibi gösterirler ama İran'daki onlar Şiiler. Onlar Moğol asıllı. Üniversiteler, televizyonlar, yönetim falan hep şeylerin elindedir. İran'a yakın seküler Şiilerin elindedir. Amerika'da bunu istiyor, destekliyor. Yani orada da inanılmaz bir koordinasyon var. Taliban'a karşı Amerika ne istiyorsa karşısında olmamız lazım. Çok ilginç yani. Bizim hayrımıza bir şey istemedikleri kesin. Ama şunu söyleyeyim Berjan'a bir katkı olarak şöyle. Amerika günün birinde Pentagon'la Hariciye'nin veya Hazine Bakanlığı'nın karşı karşıya gelmesine sahne olabilir. Veya başkanın. Bu Cezayir'de oldu. Fransız askerleri Cezayir'den çıkmak istemediler. De Gaulle onlara karşı o zaman Cumhurbaşkanı operasyon yaptı. Zorla onları derdest etti, çekildi. Ama Fransa hiçbir zaman elini Cezayir'den çekmedi. Ama şimdi yani Amerika'nın harcamaları, Pentagon'un harcamaları Amerika'nın tahammül edebileceği seviyenin çok yukarısında. Bir gün bu darala darala bir kapışmayı beraberinde getirebilir Amerika'nın içinde. Hindistan Dışişleri Bakanı da diyor ki ulusal güvenliğin hiçbir zaman dış devletlerin baskısı ile olmayacağı.
Yani Amerika'nın S-400 almak isteyen ülkelerin kararlarına da saygı duyması gerektiğini söylüyor. Bir Hindistan konusu geçmişti. Aslında Hindistan'dan da eş zamanlı Amerika'ya karşı bir tepki var. Bu da ilginç. Hani İngiltere ile daha belki işçi olan Hindistan'da öyle mesela 2-3 şey var. Dolayı. Amerika baskı yapıyor. Venezuela'dan petrol alma diyor. Alacağım diyor. Rusya ile diyor mesela nükleer anlaşmalar, santraller yapma diyor. Yapacağım diyor. İran'dan petrol alma diyor. Alacağım diyor. Ama İsrail ile Amerika ile de mesela ilişkilerini geliştiriyor. Böyle arada ama ihtiyacım var diyor. Türkiye'nin mesela eski Türkiye'nin kullandığı bir apolojik bir dil kullanıyor. Böyle özür dileyici. İşte eskiden biz derdik ya işte İran komşumuz ben gazı almasam olmaz falan yani diye bir mazeret sunuyorduk sürekli. Ama şimdiki Türkiye hayır diyor ben senin ambargonu takmayacağım diyor. Ben İran'la diyor. Yani başka bir şeyle konuşuyoruz biz ama Hindistan o eski söylemle böyle idare etmeye çalışıyor. İhtiyacım var diyor, enerji ihtiyacım var diyor, Rusya ile anlaşmam lazım. İşte S-400'lerde olsun, petrolde olsun, bu devasa ekonomisini falan idare etmesi için. Yani Amerika'nın Hindistan'la Çin'in arasında bir sıkıntı oluşturması lazım. Zaten şeyini değiştirdi, Pasifikom'u India Pasifikom yaptılar. Yani Çin'e karşı biz Hindistan'ı muhakkak yanımıza çekmeliyiz politikası güdüyor Amerika. Dolayısıyla Hindistan'ın birçok böyle karşı çıkışlarını tolere edecektir. Evet. Yani besleyecektir ve gerçekten de Hindistan bir medeniyet adayıdır. Çin değildir mesela. Evet. Çin'de para birikir, o bir hamaldır. Evet, Hindistan bilimde, tabii, teknolojide çok ileri bir ülke. Bir medeniyet ülkesi olabilir tabii. Yani onlar bir veri ama Hindistan Çin'e göre daha hızlı büyüyecek, daha farklı bir konuma gelecektir. Çin'in ciddi rakibi olacaktır. Bölgede o açıdan Hindistan'ı ciddi izlemek lazım. Hindistan'da da şöyle de bir şeyi var, ayrıntısı. Bir de 400-500 milyonluk bir Müslüman kitlesi de var. Yani eskiden bir İslam ülkesiydi Hindistan. Evet. Yani bu Gandhi ile İngilizlerin mesela dünya operasyonuyla en büyük İslam ülkesi diyebiliriz. Evet. Şu anda Hindu milliyetçiliğiyle mesela İslam ülkesi, en büyük İslam ülkesi mesela şeye verildi. Parçalandı Pakistan, Bangladeş falan. Geri kalanlar da mesela Hindu milliyetçilerine verildi. Şimdi ama o Müslüman kitle çok etkili. Ben o Bollywood'da falan mesela film çeken Müslümanlar var. Bazen izliyorum, bir bakıyorum Müslüman ismi geçiyor. İnanılmaz filmler. Tabii, yani Pakistan'ın nüfusundan bilimde, fazla bir Müslüman nüfus Hindistan'da var. Evet. Yani Malay Müslümanlarıyla Hindu kökenli Hindistan, Pakistan, Bangladeş'i ele aldığımız zaman 700 milyonluk bir kitle var orada. Birisi Malay, birisi Hindu kökenli. Yani Pakistanlıları da Bangladeşliler de aynı safa koyduğumuz zaman Hindistan Müslümanlarıyla orada 350 milyon. Dünya Müslümanlarında mesela Hindistanlıları saymıyorlar. Mesela Afrika'da 700 milyon Müslüman var. İşte o dediğiniz o Güney Asya bölgesinden falan mesela 700'e yakın Müslüman var. Ama bizim Müslüman nüfusumuzu küresel anlamda 1,5 sayıyorlar yani. O Hindistan'dakileri çıkarıyorlar. İllerinde olsa yok sayacak. Belki 800-900 çünkü Pakistan 200 milyon. Hindistan'da 200-250 veya 300 milyon. Bangladeş'te 150 milyon. Zaten yani 600'ü geçti. Bir. 600'ü geçti. Bu arada Tabi'ye sorayım. Tabi'den başlayalım ama ortak sohbet daha da keyifli oldu. Onu da söyleyeyim. Böyle de devam edebiliriz. Bir son dakikada, son zamanlarda Türkiye ve Libya arasında da bir anlaşma gerçekleşti. Evet. Hani anlaşmayı da tabii yorumlayabilirsiniz ama asıl sormak istediğim buna Mısır ve Yunanistan çok tepki gösterdi. Tabii göstermesi de lazım. Çok karşı durdu. Bunu işte izleyenler de merak edebilir. Niye bu kadar bir Mısır ve Yunanistan'dan böyle bir tepki geldi? Libya ile Türkiye arasındaki yapılan bu Mavi Vatan Anlaşması aslında Münhasır Bölge Anlaşması ilanı bölgede ikinci bir Türkiye'nin büyük mücadelesini kazanmasıdır. Evet. Yani Lozan'ı zafer kabul edenler varsa veya ona göre davrandığımızda bu da ikinci zaferdir. Müthiş bir şey Mavi Vatan. Müthiş bir orada bir de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de koyalım. Yani aslında birçok unsur da var başka. Kıbrıs, Rum Cumhuriyeti, İsrail, Mısır, Yunanistan ve daha sahada gizli bilmediğimiz birçok ülke var. Fransa'da yani, mesela destekliyordu. Batı'dan. Bunların o Akdeniz, Tobruk, Mersin ve kanala baktığınız zaman Akdeniz her zaman bizim açımızdan bir Barbaros'un sahası gibi alanımızdır. Bunu çok güzel kullandılar. Şu Libya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki tane arka plan şeyimiz var mıydı hocam haritalar? Vardı haritalar. İsterseniz görelim orada çok daha net görebilir. Rica edelim. Görebilir. İzleyenler de tabii, baksınlar oradan. Çok güzel olur. Bakın iki devlet vardır. Osmanlı yıkıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
geri plan destek devletleridir. Birisi Pakistan, biri Libya'dır. Eğer siz milli mücadeleniz için oralarda bir takım savunma malzemelerinizi saklarsınız. Bu iki devletten biri Libya'ydı. Libya'yı parçaladılar. Türkiye'nin kanadını kırmak için. Evet. Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu kanatları zaten kırık. Pakistan'ı da aynı şekilde kırdılar. Şimdi Mavi Vatan'la bu işe son mührü vuruyorlardı. Mavi Vatan o anlamda çok önemli. Adeta yeni bir Akdeniz zaferi gibidir. Bunu da anlatamadık değil mi biz? Belki yani siyasetçi de anlatamadı. Belki bizler de anlatamadık bunun önemini. Belki biz de kavrayamadık. Şöyle tabii iç siyaset aslında bakın İngilizlerin tavrında bir siyaset yok Türkiye'de. Yani İngiltere'de sağ ve sol, kraliçenin sağ ve solunu temsil ediyor tacın altında. Türkiye'de iktidarın karşısındaki çok yıpratıcı, hızlı bir yıkıcı politikalar izliyor. Dolayısıyla bu sınır ötesi kazandığınız zaferleri hele hele kaya gazının çıkartılması, o bölgedeki aramalar. Düşünün 3 tane gemi hazırladık, sahayı geziyoruz. Donanmalarımız orada, uçak gemisi yapıyoruz. Yani çok ciddi ciddi diyoruz ki Akdeniz bizimdir. Ya hakikaten Akdeniz son kalemizdir. Bunu kaybetmememiz gerekiyor inşallah. Zaten yani o şeyde de var. Yani Akdeniz'e mesela kıyısı en fazla olan ülke Türkiye. 700 kilometreyi aşıyor. 719-720 kilometre falan deniliyor. Bir de bu kıta sahanlığı bu şeyi gösteriliyor ya mesela bak. Evet. Mesela Türkiye'den göstersin yönetmenimize. Mesela kıta sahanlığında mesela şey deniz Bemen deniz hukukuna göre mesela 270 ve 310 kilometreye kadar gidiyor. Şimdi Akdeniz'in mesela Türkiye ile şeye kadar, Libya'ya kadar olan kısmı, yani Libya dese ki ben kıta sahanlığım 270 kilometre. Türkiye'nin de kıta sahanlığı. İki kıta sahanlığı buluştuğunda zaten o bir çizgi çiziliyor ya. Sen zaten şey bu gibi kapatıyorsun. Tabii bu anlaşmayı yapmamış olsalardı Yunanistan, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır o bölgede gerçekten alanlarını ilan etmiş durumda idiler. Bize dayatacaklar. Ve dayatacaklardı. Ve de bunu hukuken de geri alamazdık. Alamazdık. Kırmış oldu. Yani Türkiye'nin mesela Libya'yla imzadı o yani münhasır ekonomik bölge falan. Yani senin mesela kıta sahanlığı var. Deniz üzerinde bir yere kadar gidiyor mesela. Ama deniz altındaki mesela o kaynakları incelemede 300-310 kilometreye kadar gidiyor. Şimdi Türkiye'den Libya veya Mısır'a uzanan Akdeniz'in o aradaki mesafe de 570 ve 600 kilometre deniliyor. Şimdi iki ülke münhasır ekonomik bölgede anlaştığı zaman sen denizden bir Çin Seddi gibi bir şey oluşturabiliyorsun. Oluşturdu. Evet. Onu yani o anlama geliyor. O anlamda tarihi bir şey. Çok tarihi. Şu mesela o şey. Zaten belli çalışılmış uzun belki. Şimdi. Hayır bunu Türk Deniz Kuvvetleri komutanları bu konuda çok ciddi kitaplar yayınladılar. Bir dönem hatta iktidarı da çok ciddi suçladılar. Çok yavaş kalıyorsunuz diye. Doğru. Ama demek ki dışişleri çok ciddi çalışmış. Yani Libya'nın bu karışıklık döneminde böyle bir ittifakı yapabilmek çok önemli bir şey. Doğru, doğru. Libya'da bir de biz mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ni püskürttük. Orada Suudi Arabistan'ı, evet. İşte İsrail'i. Yani mesela Yemen'deki savaşta, Yemen'de biz mesela Erdoğan'ın Yemen çıkışı 2015'ti zannedersem. Biz işte İran'ın mesela bölgeyi domine etmesine izin vermeyeceğiz demişti. Şimdi oradaki aslında o Husi-Yemen iç savaşı üzerinden Türkiye'yi bölgeden uzaklaştırmaktı. Ve Türkiye'nin Somali'dir o Afrika Körfezi'nden ve Kuzey Afrika'daki etkinliğini falan azaltma projeleriydi. Türkiye sanki bunu görmüyor mu? Görüyor. Yani o Osmanlı'dan gelen akıl hala bence devam ediyor. Yani o Türkiye'nin o yeni devletin reflekslerinde falan ortaya çıkıyor. Ve bu politikayı mesela bir yere kadar Çin de destekliyor. Rusya da destekliyor. Yani Rusya'nın mesela Libya'da böyle ikili oynuyor. Rusya hem Hafter güçlerini oynuyor hem Trablus'a. İki tane yani şeyi bekliyor. Kim kazanırsa bana gelecek nasıl olsa modunda Rusya mesela Libya'da. O da güçlü bir ama Türkiye orada mesela zorluyor. Orada Birleşik Arap Emirlikleri'ni gerilettik değil mi? O evet. Hafter güçlerinin Trablus'u almasını falan mesela engelledik. Aslında orada Türkiye'nin o Trablus'taki hükümete verdiği destek çok önemliydi. Tabii. Bilhassa Fransızları perişan ediyor. Fransızlar mesela. Yani orada asıl mağlup Fransızlardır. Yani Libya Türk Devleti'nin arka bahçesi gibidir. Evet. Oraya sahip çıkmak zorundadır. Ve çıkacaktır da. Yani bu tür operasyonlarda özel bir takım milis güçleri bile kurmak zorundadır. Kadhafi sonrası evet. Belki de şart. Evet. Şimdi şöyle bir izah edelim bu ilişkinin şeklini. Şöyle ki
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gittiği zaman şöyle bir ifade kullandı. Bu Libya için de geçerli karşılıklı olarak. Dedi ki zor zamanda bizim yanımızda duranlardan biz vazgeçmeyiz. Bu önemli. Yani zor zamanda ekonomik anlamda biz de onların zor zamanda arkalarında durduk. Ne oldu? 2017 yılında biliyorsunuz muhasaraya uğradı Katar. Türkiye ne yaptı? Orada işte üst kurdu, üstlerini takviye etti, ikinci bir üst kuruyor vesaire. Bu da Libya'da da öyle. Libya'da Sarraç hükümeti, faiz Sarraç hükümeti yalnız kaldı. Bütün dünya güçleri, Amerika'da dahil olmak üzere Rusya, kimi destekledi? Mısır vesaire, Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter'i desteklediler. Fakat Türkiye inadına bir şekilde şeyin arkasında durdu. Sarraç hükümetini, Trablus. Milli Mutabakat Hükümeti'ni. Onun evet. Meyvelerini bugün devşiriyor. Yani zor zamanda arkada durmanın şeylerini, meyvasını Türkiye karşılıklı olarak devşiriyor. Burada şunu söyleyeyim. Tarih olarak hakikaten Libya bizim açımızdan çok önemli. Amerika ile ilk uluslararası anlaşmamızı Libya üzerinden yaptık. 1811 tarihinde. Amerika'dan ilk vergi aldığımız haraç diyelim daha doğrusu. Yani öyle. Şöyle oldu. Darp Amerikalılar meselesi. Ve Amerika'nın kendi dilliği dışında yaptığı da bir anlaşma tabii, aynı zamanda. Jefferson, Başkan Jefferson döneminde oluyor bu. İşte korsanlar Amerikan gemilerine geçit vermiyorlar falan. Bu da Türkiye'ye, Osmanlı'ya sürekli olarak nota olarak veriliyor. Sonunda müzakereye mecbur kalıyorlar Amerikalılar. Dediğiniz gibi korsanlığın hatta savunma gemileri gönderiyorlar, onları da tabii derdest ediyorlar. Aynen öyle. Ve başka bir şey, bu Mehmet Niyazi Özdemir de anlatırdı. Yani Libya'nın bize olan sadakatinden hakikaten öyle. Pakistanlılar dediğiniz gibi Türkiye'ye çok sadıklar öteden beri. Hindistan Müslümanları, Pakistan Müslümanları, Libya'da öyle. 1969 öncesi yani Kaddafi öncesi Şeyh Sunusi falan Türkiye'ye bağlanmak istediklerini söylüyorlar. Yani 60'lı yıllarda. Çok tabii, tabii. Geç yıllarda bile. Bırakın diyorlar biz Türkiye'ye bağlanalım. Yani Türkiye'ye bağlanalım. Hakikaten belki Türkiye'ye bağlansalar. Osmanlı'da da en son ayrılan yer. Doğru. Libya. Doğru. Yani en son kaybettiğimiz toprak doğru. parçası. Belki o zaman Kaddafi darbesi falan da olmazdı. Olabilir. Şimdi reklama 3 dakikamız kaldı. Su gibi geçti bu arada bir saat bir zaman. Onu söyleyeyim. Bu 3 dakikayı şöyle de değerlendirebiliriz. Hemen kısa bir haberle. Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarının durdurulduğu açıklanan Alman hükümetinin Ankara'ya silah satışlarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Şeklinde bir haber. Silahların Suriye'de Barış Pınarı harekatı sırasında kullanılması mümkün silahları kapsamadığı belirtiliyor. Bu konuda bir şey söylemek isterseniz yani Almanya ve Almanya'da arasındaki ilişkiler. Almanya'da gizli bir Türk devleti vardır. Almanlar bundan çok ciddi rahatsızlar. Nasıl gizli bir Türk devleti? Sanayicisiyle oraya yerleşen fakat hiç kendini belli etmeyen ben acı vatan olarak tarif ediyorum Almanya'yı. Böyle bir Almanya'da gerçekten ambargo falan yapmak zor. Mümkün değil. Çünkü Alman-Türk ticaret sanayi odası vardır Türkiye'de. İlk önce onlar karşı. Abi söyleyince o belki onu hatırlar bilir. Bizim Almanya'da bir uçak şirketi olan bir Türk var herhalde. Bu. Transfer ettik. He, o mesela tabii. Sanayide falan böyle çok yakın ilişkiler de var tabii, siyasette. Tabii. Orada bilhassa son savunma sanayide know-how'u Almanya'dan çok ciddi know-how temin ettik. Orada çalışan mühendislerimiz, orada çalışan ilim adamları Türkiye'de çok ciddi yatırımlar yaptılar. Yani ilim ve bilim yatırımları yaptılar. O bildiğin demek ki Türkiye korkusu boşuna değil mi? Sürekli saldırıyorlar ya. Tabii. Yani Spiegel falan. Sadece de. Orası değil. İngiltere'de de aynı. Fransa'da da aynı. Bakın oradaki sanayi işletmelerinde çalışmış bir Türk hiçbir zaman boş kalmaz. Onu Türkiye'de herhangi bir yerde istihdam edebilirsiniz ve çok da verimli olur. Hatta ve hatta onların vazgeçtikleri ilim adamlarını biz Akdeniz'de getirip yazlık alanlar yapıp yerleştiriyoruz ve istifade ediyoruz. Çok ciddi bir organizasyon var onda. Bunu ne İngiliz istihbaratı, ne Alman istihbaratı, ne Fransız istihbaratı önleyemiyor. O güzel bir şey. Yani Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemesinin sebeplerinden, verilerinden birisi de budur. Evet, o zaman Erdoğan'ın gurbetteki Türklere biz sahip çıkacağız şeyi biraz da onu da kapsıyor demek. Yani herkesi
Sadece normal Türkler değil, diğerlerinde herkese tabii Hinterland ne kadar geniş olursa o kadar güçlü olur. Hiç iman vaktimiz geldi hocam. Tabii, buyurunuz. Yine siz cümleye, yine eyvah, yine hocama borçlandık. Yine hocama borçlandık. Çok enteresan bir şey anlatacağım. Tamam. Bir hatıra, Almanya hatırası. Tam televizyoncu iş oldu bu tam, evet. Ben sevgili izleyenler, çok önemli bir hatıra geliyor. Sayın Gergerlioğlu reklamlardan hemen sonra önemli bir hatırayı anlatacak. Bunu merak ettiğinizi biliyorum. O zaman bizden ayrılmıyorsunuz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Taha Gergerlioğlu, Sayın Bercan Tutar ve Sayın Mustafa Özcan'la birlikte dünya siyasetini genel olarak ve ülkemize olan etkilerini konuşuyoruz. Şimdi bir siber güvenlik konusuna geçmek istiyorum. Ancak reklam öncesinde de bir sözümüz vardı izleyenlere. Evet. Dedik, evet, ki Sayın Gergerlioğlu çok önemli bir şey anlatacak. Evet. İzleyiciye verdiğimiz sözü tutalım, sonra da kaldığımız yerden, evet, devam edelim. Şimdi Almanya'da hakikaten Türk milliyetçiliği, Türk devletinin varlığı, Türk devleti geçmişte sahip çıkmasa da çok ciddi bir güçtür. Tabii biz bir dönem kamuda çalışırken Almanya seyahatlerim oluyordu. O seyahatler esnasında bir gün birkaç genç geldi yanıma. Dediler ki Tayyip Bey'e selam söyle. İstersek biz Almanya'yı bir anda felç ederiz. Bize sadece bir emir versin yeter. Nasıl felç edeceksiniz? Nasıl yapacaksınız dedim. Biz dediler petrol işi yapıyoruz. Tankerlerimizin arkasında süzgeçler var. Yağmurlu havada bütün yollara çıktık mı bütün Almanya o anda felç olur. Yani böyle her an devletinden bir emir bekleyen, ama bu dediklerimin böyle bir İslami kaygısı, hiç bizdeki manada bir İslami şeyleri de yok. Sadece ve sadece Türk devleti bunu vatan isterse sevgisi. Vatan sevgisi, hasreti, sahip çıkılmamış ama şu anda sahip çıkılıyorsa biz burada hazırız. Böyle bir asker grubu var orada. Ciddi bir asker grubu. Yani bu çok önemli bir hatıradır. Onu anlatmak güzel istemiştim. Ne kadar güzel işte. Kimin aklına geliyor? Petrol üzerinden, petrol tankerleriyle. Çok ilginç. Yani dünyada ne kadar Türk yaşıyor aslında? Avrupa'da kaç milyon vatandaşımız var? Bir de geçen programda söylemiştik. 15 Temmuz'da bile, 15 Temmuz'da bile birçok... Ha Bey, bunu deyince aklıma şey geldi. Geçen yıl bu Erdoğan'ın çıkışlarından dolayı falan Erdoğan işte ikinci Cihad-ı Ekber'i başlatabilir şeklinde, hı hı, bir korku vardı. Yani Türkiye'nin o çıkışı, yani Türkiye'nin bir işaretiyle İslam dünyası harekete geçebilir, planları bozabilir şeklinde. Yani o zaman en, evet, en zor döneminde bile mesela Cihad-ı Ekber'de nasıl korkuyorlardı? Tabii. Evet, doğru doğru. Bizim hatamız zaten şey oldu. Geçen pro hatırladım. Geçen hafta konuşmuştuk. Biz hep yönümüz şeyde bizim. Bizi sevmeyen ülkelerde. Hani belki vatandaş olarak da öyle. İşte yani işte Amerikan sineması, İngiliz müziği, değil mi? İşte evet, Alman edebiyatı, Rus edebiyatı. Gözümüz bizi sevmeyen ülkelerde. Aslında biz yönümüzü bizi seven ülkelere çevirmeliyiz. İşte Libya, Afganistan. Bizden daha kötü durumda olabilirler. O zaman el birliğiyle onları da yükseltelim. Biz de bizi sevenlerle birlikte bir kulüp olalım. Tabii İslam devletleri var, Türk devletleri var. Yani o kadar Türk devleti var. Bizim bunlarla bir şey koordinasyon eksikliğimiz var. Otomatikman bu ne? Ben vücudunun bir sağ tarafını kullanmayan bir insan gibi oluyoruz. Tarihsel süreçte hilafet bizim önemli bir kavramımızdır. Evet. Ve bir kurumumuzdur. Ve doğal sahibi olarak. Bakın o hilafet kurumunun adını kötü etmek için Suriye'de hilafet adına, değil mi? DAEŞ neler yaptı? Hilafet, evet, adına yaptı. Kurgu, dediğiniz gibi kurgunun Amerika bir parçası sürekli, hilafet mesela. Mesela Trump hep sürekli diyor ya, hilafet kesinlikle devletini yıktık. Karalamanın bir yani karalama. Küçültmenin makamı da küçültmek, tabii, ve terörize etmek. Muhtemel Türk devletinin çok uzak olmayan bir zamanda hilafet kurumunu, meclis, biliyorsunuz Mustafa Kemal. Meclisin koruması altında zaten. Meclisin bünyesinde, koruması altında değil. Bu kanunu bünyesi iyi okumak var lazım. Hı. Hilafet meclisin bünyesindedir ve pasiftir. Türkiye hilafet kurumunu ilan etmeyi siyaseten düşündüğü an müthiş bir hadise başlar. Tüm istihbaratlar hilafet kurumunun İslam dünyası halklarında ve dünyadaki halklar gözünde pasifize edilmesi için bu tür oyunları bundan sonra da sıkça yapacaklar. Evet. Aslında bizim devletimiz de
Buna karşılık örnek, tarihten bir örnek vereyim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde o makamı pekiştirmek adına birçok Arap alimini Osmanlı'da da istihdam etmiştir. Mesela Ebu Suud da bunlardan bir tanesidir. Şimdi Suriyeli vatandaşlarımıza kucak açmak, oradaki iletişim, oradaki işte halkla ilişkiler çalışmaları, belki de demografik bazı planlar ilerideki böyle bir hamlenin de ön adımlarıdır aslında. Türkiye Cumhuriyeti karşılığını bulmak adına. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisine has statik bir devlet oluşu, AK Parti ile beraber enteresan bir değişim içerisine girmesi, bilhassa Batı istihbaratlarında bu devlet hilafeti her an kullanabilir tavsiyeleri var. Tabii o her an var. Bunu yapabilirler, dikkatli olun. Onun için etrafımızdaki çok büyük makro plandan örnek vereyim. Bu Trump'ın işte bir önceki Uluslar Güvenlik Danışmanı McMaster. Hı-hı. Onun bir üniversite bu göreve gelmeden önceki çalışma alanı şey. Bu Afganistan'da yok. Alman savaş şeyi var ya. Savaş filozofu falan deniliyor. Nietzsche mi? Yok. Neydi onun ismi? Savaş siyasetinin işte değişik araçlara devam ettirilmesi. Clovis'in şeyini mesela bir onun üzerine bir seminer veriyor. Orada tabii DAEŞ'i falan anlatırken diyor hilafet diyor. Yani hilafeti görmek istiyorsanız diyor işte İstanbul'a bakın diyor. Yani İstanbul'dan başlıyor diyor. Yani bir de mesela orada sözünüzü unutmayın. Şöyle de bir raporlar var şu anda. Sadece hilafet ilan edilmedi. Tüm söylemleri yapıldı. Evet. Şimdi bu da enteresan. Tabii yani Erdoğan'ı boşuna işte Boğaz'ın sultanı, işte halifesi, İslam Birliği'nin yeni kurucusu veya ne Osmanlı falan. Mesela 2009'da Obama'ya raporlar veriyor bazı senatörler. İşte Türkiye'ye yönelik şeyini falan eleştiriyorlar, politikalarını. Sen ne yapıyorsun diyor işte İstanbul'a ve Kahire konuşmalarından sonra. Sen yani Osmanlı yeniden mi kurmak istiyorsun? Bak Türkiye'nin etki alanı, nüfuzu gittikçe gelişiyor. Bunu durdurmamız lazım. Rand Corporation mesela 2009'da gene bir raporu var. Siyasal İslam biz durdurmalıyız. Siyasal İslam'ın en öncelikli temsilcisi de Türkiye. Evet. Yani o Arap dünyası, Arap baharı işte ayaklanmalar hepsinin ilham kaynağı olarak Türkiye'yi görüyorlar. Yani Türkiye'deki işte Türkiye'nin başardığı, AK Parti'nin başardığı Anadolu'daki sessiz devrim bu sefer İslam dünyasını etkilemeye başladı. Biz bunu durdurmak zorundayız. Orada diyor yani o Amerika'nın o planına karşı çıkan kimse bizim diyor Türkiye bizim Ortadoğu'daki planlarımıza diyor mesela ket vuruyor. Set kuruyor. O planlara destek vermiyor. Bizim Türkiye bir şekilde meşgul etmemiz lazım. Yani bunu açıkça söylüyorlar. Bizim planımıza kim karşı çıkarsa terör örgütleriyle, iç çatışmalarla falan terbiye etmemiz lazım. Yani o yüzden onlar 7 tayf diyorlar şeyler Pentagon hazırlığı. Yani biz 7 alanda da sadece askeri değil. Askeri, siyasi, kültürel, ekonomik işte tabi bilmesi, siber alanda her alanda diyor bizim tam egemen olmamız lazım. Bunu engelleyen aktör kimse diyor. Biz bunu her türlü yolla dize getirmeliyiz. Orada da mesela hedef Türkiye. Çünkü Türkiye planları bozuyor. Evet. Şimdi evet, siber güvenliğe geçelim ama buyurun tabii. Şöyle hilafet meselesi son sıralarda Kissinger, Brzezinski ondan sonra Trump. Trump da bu IŞİD'in yıkılmasıyla ve Ebubekir öldürülmesi öncesinde hep hilafete vurgu yaptı. Hilafeti bitirdik, şöyle yaptık falan filan. Vulgarize ediyor. Yani amiyane tabirle hep buna vurgu yapıyor. Dediğiniz gibi aslında 1258 tarihinden 1517 tarihine kadar hilafet bir yerde askıdaydı, atıldı. Yavuz Sultan Selim onu aktif hale getirdi. Bugün de 100 yıla yaklaşık tabii hilafet 24'te kaldırıldı. Atıl vaziyette Yavuz gibi yeniden bunu İhya etmek zamanın birinde mümkün tabii. Evet. Meclisin bünyesindedir. Evet. Yani hilafeti ilgayı iyi anlamak lazım. Evet. Doğru. Bu Türk devletinin de gücüdür dünyada. Doğru. Eğer bölgesinde güçlü olmak istiyorsa hilafet kurumunu yeri geldiğinde işletmek veya kullanmak durumundadır. Mündemiş diyor zaten dediğiniz gibi. Oradaki ifade mündemiş. Evet. Yani iç içe geçmiş hilafette işte parlamento veya parlamentonun içine sızmış veya mündemiş, indimaç etmiş, bütünleşmiş. Biz bir yabancı ülke ile resmi görüşmelerimizde meclis başkanımızın hilafeti temsil eden konumda olduğunu söylemiştik. Ve buna da itiraz eden olmamıştı. Demek ki hazır bir yedeğimiz var her zaman.
Evet, hilafetle Ayasofya'nın kaderi aynı. Şimdi biz siber güvenliğe geçelim artık programın da sonuna doğru. Şimdi artık günümüzde teknolojik gelişmelerden de dolayı siber güvenlik çok önemli bir noktada ama çok anlaşılabiliyor mu onu da bilmiyorum. Şöyle birkaç not aldım yayın öncesinde. Belki yardımcı olur konunun açılmasına diye. Mesela 15 Temmuz darbe girişiminde öncesinde ve sonrasında haberleri de çok konu oldu. İşte FETÖ terör örgütü üyeleri işte Baylok, Eagle gibi bir takım iletişim yazılımlarıyla birbirleriyle iletişim kurdular. Sitelerde bildiri yayınlandı. Yani Genelkurmay'ın sitesinde darbe bildirisi yayınlandı. Yani bu çok ciddi bir şey aslında. Evet. Şimdi onunla ilgili sizden tabii o bilgileri alacağız. Hani izleyenlere olayın ciddiyetini anlatmak adına bunları söylüyorum. 50 milyon vatandaşın, Türk vatandaşının kimlik bilgileri çalındı. Bunlar televizyonda da haber olarak geçti. 50 milyonumuzun, evet, belki de bizler de içindeyiz bunu, kimlik bilgilerimiz çalındı. Türkiye'nin tabii jeopolitik konumundan dolayı 2015'te bir araştırma yapılmış. Siber saldırılara en çok maruz kalan 10 ülkeden 9. biziz. Yani ilk 10 ülkedeyiz. Zararlı yazılım konusunda da ilk 5'teyiz. Yani dünyada en çok zararlı yazılım ilk 5 ülkeden bir tanesi biziz. Şimdi zararlı yazılım nedir? Bunu da bir açıklama alalım. Çünkü siber güvenlik başka bir hadise, zararlı yazılım sanki başka bir hadise. Özellikle bu kadar genç bir nüfus, yani elimizde sürekli telefon, işte bilgisayarlar, tabletlerin olduğunu da düşünecek olursak. Şimdi siber güvenliği çok da sizden dinleyelim artık. Özellikle bu sitedeki bildiriyi de anlatmanızı da rica edeceğim. Bu siber güvenliğin önemini bir anlamak isteriz. Elektriğin, elektroniğin olduğu bölgede bir yani teknoloji ilerledikçe... Çok pardon, bir şey daha söyleyeyim. Mesela S-400 aylardır konuşuluyor ülkemizde. Yani onun yazılımı bile bir güvenliği gerektirecek başka bir unsur. Seneler önce Eurofighter alınmıştı Avrupa ülkelerinden. Fakat o yazılımından dolayı NATO üyeleri ülkelere ateş edemiyorsun. Yani yazılımı öyle. Biz onu o zaman niçin almışa geliyor? Yani biz bunu Bulgaristan'a karşı mı kullanacağız? Yani yazılım o kadar önemli ki bu siber güvenlik. Bizim elimizdeki bütün silah sistemleri, füze sistemleri, uçaklar hepsi bir anda oyuncağa da dönebilir. Tabii. Aslında mesela şu telefon elimizde var. Telefon, bu cihazın üretilmesi çok zor bir şey değil. Bu telefonun değeri yazılımından geçiyor. Burada ne yaparsanız bir merkezde toplanabiliyor. Yazılımın özellikleri. Yani bir defa bir dil var, kodlama dili. Yepyeni bir saha var. Teknolojinin olduğu yerde bu var. Peki yazılımın içeriğini bilmedikçe siber güvenliği bilmeniz mümkün değil. Yani siber güvenlik dediğimiz şey nedir? Şimdi sizin bir eviniz var, basitçe anlatalım. Hı hı. Bir dükkanınız var, bir iş yeriniz var. Evet. Bunun kapısı var, penceresi var, bacası var. Ne deriz? Kapıyı kapattın ama kapanan kapıdan hırsız giremiyor. Nereden giriyor? Pencereden giriyor. Nereden giriyor? Bacadan giriyor. Arka kapı dediğimiz olay, yani yapılmış olan yazılımın içeriğinde muhakkak bir açıklık var ve sürekli gelişiyor. Dolayısıyla en güvenilir yazılım dahi bir süre sonra demode bir yazılım haline gelebiliyor ve içeri girebiliyor hırsız. Peki hırsızın amacı nedir? Şimdi bireysel bilgileri almak, sizin telefonunuzla uğraşabilir. Diyelim ki devletin bilgilerini almak, devletin tüm E-Devlet anlayışındaki bilgilerin tamamına ulaşabilir. Bir yazılımla oraya gidebilir. Dünyadaki ilk siber saldırı İran'da oldu. İran, hatırlarsanız, böyle açık bir gösteri yapıyordu. Gösteri neydi? Nükleer santrallerinin gösterisini yapıyordu. Bir alet almış ama o alette Siemens'in aletleri. O sırada istihbaratlar seyrediyorlar, Siemens'in aletlerini kullanıyor. Peki İstihbaratlar ne yapmışlar? Siemens'in o aletlerin içerisine daha önceden virüsler ve özel yazılımlar koymuşlar. Uyuyan yazılımlar diyoruz. Uyuyor, bekliyor. Komutayı komut ettiğiniz an harekete geçiyor. Canlı yayında santraller tamamen pasif hale geldi. Aktive edilecek santralleri bir anda perişan ettiler. Yine Rusya'nın bu Baltık Cumhuriyetlerine elektrikleri kapama saldırısı mesela oldu. İlk siber saldırı, tarihteki devletler arası siber saldırı bu şekilde olmuştur.
hiçbir ülke hiçbir tank, top, tüfek vesaire yapmasa, elektronik ortamda yaptığı tüm füzelerini siz o ülkenin başına siber saldırıyla geçirebilirsiniz. Ters edebilirsiniz. Tabii. Yani Rusya size bir atom bombası alsa o atom bombasını kendisine çevirebilirsiniz. Önemli bir teknoloji ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda çok ciddi bir çalışma yapıyor. Dijital dönüşümle beraber siber alan da A'dan Z'ye bir yapılanma var. Hem bireysel bazda biz de federasyon olarak sivil toplumu örgütlüyoruz. Yani sivil toplumun içerisinde bugün 1,5-2 yaşındaki bebeğe telefonu verdiğiniz zaman hiç hayret ediyorsunuz. Nerelere kadar ulaşabiliyor, değil mi? Evet. Çok, öyle bir büyük bir beceri var ki insanda. Bu Y kuşağına göre çok ilerideler onlar. Evet. Bu arada arkamızda da bir tablo da var. Şu anda video volde. Bu tablo özel bir tablo. Evet. Bakın hangi ülke nereye ne tür saldırı yapıyor. Saldırının çoğu, bakın Türkiye'ye olan saldırıları özel biz şemalandırdık. Hem IP adresleri ve kaynaklarıyla, saatleriyle tamamen belirgin bir şekilde hangi ülkeden ve hangi ülkeyi kullanarak size bu siber saldırı yapılıyor ve hangi kurumlarınıza yapılıyor bunu rahatlıkla net bir şekilde evet. görebiliyoruz. Yani Türkiye bu konuda iyidir. Kaos olan ülkelerde, kaosun olduğu ülkelerde siber güvenlikçi daha çok iyi yetişir. Onun için Rusya'da, Araplarda ve bizim toplumumuz çok disipline bir toplum değildir. Bizim içerimizden çok ciddi beyaz hackerlar, siyah hackerlar yetişmektedir. Devlet bunları gayet güzel tespit ediyor, teşhis ediyor ve hem emniyet hem de gerekli istihbari kurumlar yeri geldiğinde müdahale ediyorlar. Evet hocam, bu Genelkurmay'daki bu site bildirisi... Şimdi 15 Temmuz gecesi ben yurt dışındaydım. O gece çok önemli bir gece. Tabii Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesine bildiri asılmış. Bildirinin indirilmesi lazım. Bildiriye hükmedilemiyor. Tabii Türkiye'deki belli kurumlar bu konuda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde belli kaynaklar var ve TÜBİTAK'ta kaynaklar var. Her iki kaynak, istihbari kaynaklarımız bir türlü onu indiremiyor. İnmesi lazım. Neden inmesi lazım bir an önce? Eğer inmez ise her an ölüm var. Çünkü birçok merkez o sitedeki bildiriyi indirmedikçe biz size tabi olamıyoruz diyor komutanlar. O insin ki size tabi olalım. Zımmi olarak bu söylendi. Merkez belli olsun. Merkez belli olsun. Komuta kimde? Komuta çünkü Genelkurmay'ın sitesi ihtilal öyle. Yapılmıştır diyor. Onun inmesi lazım. O gece siber güvenlikçi tüm ülkedeki ve dünyadaki Türk Devleti'ne hizmet eden siber güvenlikçiler o çalışmayı yaptılar. Gecenin ikisinde üçünde indirildi ama hiyaneti o zaman gördük. Asıl perdelerin Amerika'dan çıktığını gördük. Ve onu Cumhurbaşkanımız da o ekibi ödüllendirmiştir. Ciddi bir ödül de almışlardır. Yani o gece sabaha kadar uğraştığımız bir hadiseydi. Saldırı Amerika'dan mı yapılmış? Yani o bildiriyi... O bildiriyi indiriyorsunuz, hemen yer değiştiriyorlar. Yani, İndiriyorsunuz. Tek yerine koyuyor. Yani şunu söylüyor o dönemki istihbari kurum, diyor ki sitenin kapanmaması lazım. Ama bildirinin indirilmesi lazım. Bildiriyi siz indiriyorsunuz, yerine yerleştiriyorlar. İndiriyorsunuz, yerine yerleştiriyorlar. Sizin kaynaklarınız iki yer. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir kaynağınız var, bir de TÜBİTAK. TÜBİTAK Başkanı'nı o gece aradım. Dedim ki bu Türk Devleti adına bu bildirinin indirilmesi için şunu yapmanız lazım. Bana dedi, MİT'ten dedi bir görevli arasın, ancak öyle yaparım. O esnada 2-3 saat belki 100 kişi daha öldü, şehit oldu. Bir sorumsuz insanın, belki çok güzel bir insan idi ama yetkisini kullanamamaktan ötürü, bakın çok önemli. Basiretli ve ferasetli idareciler koymanız lazım. O dönemde o arkadaşımız TÜBİTAK'ın başındaydı. Biz 15 Temmuz'dan sonra onun alınması için bir mücadele yürüttük. Bize dediler ki o arkadaş iyidir, yerinde dursun, fazla mücadele etmeyin. Daha sonra kendileri aldılar. O arkadaşımız alındığı için ifade ediyorum. Yani bu tür zamanlarda halkın cesareti kritik gibi zamanlarda
kurumların başındakiler de cesur olacaklar. Cesur. Yani cesur, siz MİT'den... Olan şey belli, halkın üzerine bomba atılıyor da artık bunun bir göstergesi yok ki yani. Olan şey belli. Yani bu kalkışmanın iyisi kötüsü yok ki. Kim yaparsa yapsın kötü. Ya bu genelkurmaydakiler kendi gönül rızalarıyla yapsa iyi mi sanki? Yani bu zaten bir FETÖ terör örgütünün bir operasyonu. CIA'yı destekli. Diyelim ki de generallerin, kuvvet komutanlarının bir araya gelip yaptığı bir darbe olsun. Bu onu meşru göstermez ki. Yani nasıl bir darbe olursa olsun zaten karşı durulması gereken bir durum bu aslında. Ve Serkan Bey, o siteden bildiri indirildiği an itiraz eden birlikler de tabi oldular. Bakın zımmi olarak. Hatırlarsanız o zaman askeri bölgelerde kamyonlar vesaire kapılara gidip dayanmışlardı, değil mi? Hareket etmek isteyen gruplar vardı. Ama o bildiri indi ve o bildiriyi indiren kahramanlarımız var. O kahramanlar dünyada top listelerin içerisindeler ve Türk devleti de onları gerçekten ödüllendiriyor. Koruyup gözetmeli ve ödüllendirmeli zaten. O bildirinin yol açtı işte kargaşa veya yol açtı ölümler. Düşünebiliyor musunuz? Askeri mantıkla bakınca yaralanma bile fazla. Şey adam. Bir kişi bile ki şehit hepsi, bir kişi bile hayatını kaybetmiş olsa önemli ki yüzlerce insan, 250 küsur insan şehit oldu, hayatını kaybetti. Aileleri, çocukları, 2500 sevdikleri, yaralandı. Az bir şey değil mi? Yani büyük bir handikap. Tamam, devlet sahip çıktı hepsine. Hem gazilik ünvanı ile bir mertebelendirdi maddi olarak ama hiç olmasa, değil mi? O kadar işte insan. İşte burada şey akla geliyor. Darbeye tiyatro diyenlere falan, yani adamlar çok kapsamlı çalışmışlar. Hayır, biz ona her şeyi düşünmüşler. Tiyatro diyenlere sormak lazım. O adam hayatını işte kaybetti. Bu nasıl bir tiyatro? Ara perde dediğimiz konular var. Ana serverlerinin Amerika'da olduğunu gördük. Çok yani aslında FETÖ o işte çok müthiş bir tezgah kurmuş. Hiç tamamen ve yani uyuyormuşuz desek yeridir. Peki hocam bir şey daha sormak. Onu şeyden olsun biliyorum, o serverlerde falan. İşte zamanla el koyulduktan sonra falan biz de oradaydık mesela şeyde. Evet. Şimdi o serverlara falan gelip bakıyorlar falan, boşaltmış yani müdahale edemiyorlar. Öyle bir sistem kurmuşlar ki adam mesela biz o Zaman gazetesi çıkıyor. Yani Zaman'ın içinde kayyumun el koyduğu dönemde hala dışarıdan bir gazete çıkarıyorlardı. O gazeteyi kayyumun el koyduğu serverdan yapıyorlar mesela, bilgisayarlardan. Yani Zaman içinde kendi o muhalif gazetelerini hazırlayıp gönderiyorlar. Onları da oradan yayınlar. Onu hatırlarsanız Adaban konusunda Uzan da yapmıştı. BDDK'ya bağlı olan kanallar dışında ikinci bir kanal. İkinci hesapla hala hesap açılıyordu. Bankaya el konulmuştu. Bir bakıyordunuz para transferi var. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Yani siber güvenliğin önemi çok önemli, mühimdir. Evet. Yani evinizde bir buzdolabı varsa, bir televizyon varsa, efendim kapıyla ilgili elektronik bir şey varsa bilin ki artık her an saldırı altındasınız. Şöyle bir gözlemim var benim. Yani hukuki bir yaptırım da yok. Dünyada, kendi bizim ülkemiz için de demiyorum sadece. Dünyada da bir hukuki yaptırım eksikliği. Ülkelerin kendi diğer ülkelerin bilişim hukuku farklılıkları, bu ülkeler arasındaki bir işbirliği eksikliği, bilginin korunmasına dair bir vizyonun olmaması yöneticiler anlamında. Vatandaşlar olarak biz zaten eksiyiz yani bu konularda. Ama böyle de bir takım eksiklikler var. Yani bunu yetkililerin ancak çözebileceği. Yani bilginin güvenilir olması, dünyanın en büyük gücü bilgi. Bu ve dengeler korunuyor bu şekilde. Bilgiye biz sahip çıkamıyoruz. Koruyamıyoruz. Bilginin muhafazası, korunması. Koruyamıyoruz. Şimdi artık her şey bilgisayarlarda. Dolayısıyla yani işte dinlenme, araç gereçleri, telefonlar, bunlara gelmedik bile artık yani. Yani mesela bu konuda da enteresan bir şey var. Adli bilişim laboratuvarlarımız çok zayıftı. Şimdi biz Federasyon ve Ticaret Üniversitesi olarak da çok ciddi bir adli bilişim laboratuvarı kuruyoruz. Mesela adli bilişimle ilgili çalışmaların aksamasından ötürü mazlum olarak hapishanede kalmış çok insan var. Sadece o laboratuvardan onay gelecek. Bu konuda da çok hızlanması lazım. Yani şey, siber güvenliğin tabii çok alanı var. 70 temel başlığı var. Üniversitelerde hocaların yetiştirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda 1 milyona yakın insan ihtiyacı olacak bir sektör. Yani peki başlı şey var mı bir bizde? Bir bundan sonra savaşlar burada. Bir merkezi otoritede siber güvenlik bir eylem planı var mı? Var.
Tabii. Yani ciddi bir anlamda. Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı nezdinde misyon ve vizyon çalışması ve farkındalık çalışması yaptı özel kurumlarla beraber. O çalışmaya federasyon olarak biz de katılmıştık. Ciddi tespitler yaptı ve bu tespitlerini tek tek icra ediyor. Bu anlamda dünyayla baş edebilir bir siber güvenlik anlayışı var. Hızlı hızlı soruyorum çünkü 5 dakikamız kaldığı için. Aslında şu soracağım soru bile belki başlı başına bir program. Bizde bir siber istihbarat var mı? Var. Vardan kastım yani bir gelişmiş, böyle bir planlı, organize, etkin bir siber istihbaratımız oluşuyor mu? Tabii tabii tabii. Yani o verileri toplama, değerlendirme, analiz etme, yani sadece mekaniği kullanmak değil de o verileri de değerlendirme adına. Hem MİT bünyesinde hem Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bu konuda çok ciddi bir çalışma var. Zaten siber güvenlik istihbaratı olmaz ise hiçbir şey yapamazsınız. İstihbaratla kollamanız gerekiyor. Düzenleyici, önleyici faaliyet raporları yapabilmeniz lazım. Evet. Bu anlamda ciddi bir istihbari çalışma yapılıyor. Şunu da söylemek isterim. Siz ne dersiniz? Daha deneyimlisiniz tabii bu konuda. Bence ilkokuldan başlayarak gerçekten çocuklara, gençlere, bizlere bile belki bir kursu vasıtasıyla mutlaka bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılmalı. Şöyle bakın, dili var. Kodlama dili dediğimiz bir dil var. Arapça gibi, Türkçe gibi kodlama dilleri var. Bu dilleri artık ilkokulda çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Onunla yetişmeleri gerekiyor. Yepyeni bir teknolojik dil. Ortak bir dil. Dilin ana karakteri İngilizce şu anda. Yani ama o özel olarak görev veriyorsunuz. O kodlama diliyle. Kodlamayı Türkçe yapınca diğer ülkeler bizim belki o yazılımı çözmede zorlanacaklardır. Yani o tür çalışmalar da yapılacaktır ama yani bu teknolojiyi bakın, bilimi ve ilimi üretmek, onu teknolojiye çevirmek, şu anda Batı bunu yaptığı için biz geriden geliyoruz. Ama bizim geriden gelsek bile hızlı bir mesafe alma şeyimiz var. Yörük milletiz. Yani bu bedevilik ve yörüklük özelliğimiz çok enteresan. Hemen kavruyoruz ve o çok farklı düşünebiliyoruz. Kaostan gelme, mesela kaostan düzene geçme özelliği bizde vardır. Batı kaostan müthiş ürker. Biz kaostan çok ürkmeyiz. Bizde pazar. Hayatımız var. Kaos olduğu için öyle ürkütücü bir... Ya Sayın Özcan'ın bir sözü aklıma geldi geçen programda. Kural koyan değiliz bu anlamda. Şimdi bu yazılımı, bu teknolojiyi üreten, o kuralları, prensipleri koyan biz olmadığımız için oraya da çok hakim olamıyoruz. Aslında orada da öyle bir şey yapmak lazım ki o prensipleri koyan biz olmamız lazım. Yani. Onun için mefkürenizin olması lazım, yani. Kızıl elmanızın olması lazım. Atalarınız gibi çok büyük bir hedefinizin olması lazım. O hedef yoksa yapamazsınız. Günlük yaşıyorsanız sabah kalkıp akşam, işte bir zaman Türk Devleti öyleydi yani. Sabah kalkıyordu, akşam yine sarhoş yatıyordu. Ama şimdi öyle değil, silkelendi. Yani bir 200 senelik bir fasıladan sonra yeniden ben yoksa bu coğrafyada da duramayacağım diyor. Yoksa iteliyorlar. Bakın gelmiş adam denize iteliyor. Adam bir süre NATO'dan bile çıkartırım diyor. Tabii. Değil mi? Hiç meydan okuyor. Güneyden gelişelim derken çevre dönmek de var yani. Adamların hayali o zaten. Yani. Ama Türkiye'nin mesela şu üstünlükleri de mesela göz dolduruyor. Bu SİHA'larda, İHA'larda o istihbarat, bilmiyorum orada siber tabii destek var mı yok mu mesela. Bu teröristlere karşı nokta atışları mesela o Kandil Dağı'nda tespit ediliyor, yok ediliyor. Yani o yazılımlar sizin güzel özel tekniklerinizle olmamış olsa o SİHA'yı sizin başınıza gönderir. Yani orada demek o üstünlüğü ve ortaya PKK çıkıyor. Bu çalışma, PKK'nın da siber güvenlikte ciddi personeli var. Ciddi bir savaş var bu alanda. Orada o yazılımlar bizim şeyimiz, aynen, üstünlüğümüz. O teknolojiyi mesela iyi kullanıyor istihbaratta. O Kaşıkçı cinayetinde mesela dinlemeler, yani o şeyler vardı. Hatta bir Daily Mail'in bir iddiası var. Şey diyor, Trump niye bu kadar işte Türkiye'ye boyun eğiyor falan. Türkiye'nin elinde çok ciddi istihbari bilgiler var diyor. Mesela, Trump'ı yakar diyor. Trump'ı yakar diyor. Hatta bir tanesinde şey diyor, öyle bir şey bilgi var ki Türkiye'nin elinde. Kushner güya bu Muhammed Bin Selman'a telefon etmiş. Kaşıkçı işte halledin falan filan. Hı hı. Ve bunun diyor, bu konuşmanın bilgisi yani Amerika'daki bir konuşma ve başka bir yerde ama diyor Türkiye'nin elinde var diyor. Onunla diyor mesela süremiz şey yapıyorlar diyor. Şöyle bir şey daha anlatayım, bu çok önemli. Çok kısa olsun ama tabii, süremizin sonuna geldik. Yani ben Almanya'da hapishanedeyken
3 tane sizde istihbarat var, temas ediyoruz ama bilmediğimiz bir başka istihbarat var dediler. Dedim acaba neyi diyorlar? Bir baktım ki Türkiye'nin genelindeki bizim gönül dünyamızı bir istihbarat olarak görüyorlar. Hmm. Bizim ruh iletişimimiz dışarıda ciddi bir istihbarat gibi görünür. Gönül olarak Türkiye'yi sevenler, evet, edenler. Çok güzel bir şey. Programımızın sonuna geldik. Çok değerli, kıymetli bilgilerdi. Aslında bu siber güvenlik anlaşıldı ki daha kapsamlı ve sürekli konuşulması gereken, evet, bir konu. Doğru. Bir bölümde, bir kısacık bir sürede bitecek bir şey değil ama katılımınız için çok teşekkür ederim. Kendi adıma da özellikle. Ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Biraz sonra ekranlarınızdan ayrılmayın. Biraz sonra Sayın Feridun Erdoğral, çok kıymetli haber sunucumuz, program sunucumuz, çok değerli konuklarıyla birlikte sizlerle olacak. Yine önemli konulara temas edecekler. Bizler haftaya aynı gün ve saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere diyelim o güne dek. Hoşça kalın.